genel izleyici için uygundur. Günaydın, günaydın Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuğum Doktor Murat Topoğlu hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Az sonra heyecanlıyım çünkü çok güzel tarifler ve bilgiler paylaşacağız izleyenlerimizle. Ama ondan önce şöyle başlıklarımıza bir bakalım hocam dilerseniz. Tamam. Biliyorsunuz bu sabah Çin'den 3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'ye geldi ve toplam 13 milyon doza ulaşıldı. Aşılamada gelinen son rakam ve illere göre dağılımı zaten birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama onun haricinde hocamdan bugün çok güzel tarifler alacağız. Etkili ve sağlıklı zayıflamanın altın kurallarını öğreneceğiz. Türk kahveli metabolizme içeceği nasıl hazırlanır? Hangi müthiş faydaları vardır? Belki de bugün ilk kez duyacaksınız. Göbek ve basendeki yağları parçalamaya yardımcı olan besinler hangileri, yine hocamızdan öğreneceğiz. Ballı, sarımsaklı, limonlu gece içeceği nasıl hazırlanıyor? Neden hazırlayalım ve hangi faydaları var? Yine dinleyeceğiz. Lavanta yağını konuşacağız bugün. Son dönemlerde de birazcık daha böyle aromaterapiye, birazcık daha yağlara düşkünlüğümüz arttı. Özellikle de Covid döneminde lavanta yağı da çok konuşulur oldu. Hocamdan faydalarını ve nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Aynı zamanda yine Türk kahvesi, yine Türk kahvesi. Türk kahveli ve naneli, pardon, tarçınlı ve naneli Türk kahvesi hazırlayacağız bugün mutfağımızda. Peki ama neden sorusunun yanıtını az sonra hocamızdan alıyor olacağız. Ondan önce dilerseniz tablomuza şuradan hemen bir göz atalım. Bugünkü yapılan test sayısı 173.210, vaka sayısı 7.279, hasta sayımız 670, vefat sayımız maalesef 129, iyileşen hasta sayımız ise 8.902, ağır hasta sayımız ise 1.751. Şu an hocam tabloyu görüyorsunuz. Dilerseniz evet, tabloyla ilgili minik yorumunuzu alayım. Sonrasında da bugüne kadar kaç kişi aşılandı onu da canlı olarak sonuçlarını görelim. Evet, öncelikle hayırlı cumalar diliyorum herkese. Bu arada ben de aşılandım. Bir sağlık personeli, bir hekim olduğum için ilk aşılanan gruptaydım. Herkes diyorlar ki o oldu, bu oldu. Vallahi ben aşı yaptırdıktan sonra hiçbir ağrı hissetmedim. Ertesi gün de bastırıyorum ağrısın diye. Normalde hepimiz çocukluktan beri aşı oluruz. Ertesi gün böyle kolumuz bir dökülür gibi ağrı. Bir minik ağrı da, ama o benim anladığım ve bildiğim kadar ya da, da öğrendiğim olmadı kadarıyla hocam, o iğnenin girişiyle alakalı bir ağrıymış. Tabii canım, tabii yani hemen cildin altındaki 2 milimetre, evet, altındaki esas ağrıyı duyan yerler. Gerçekten ağrı bile olmadı yani. Hem herhangi bir ateş, şu bu, hiçbir şey olmadı. Maşallah, gerçekten. Süper. Acaba hocam kaç yaşındaydınız siz? 61. 60? 1. Maşallah valla. Teşekkür ederim. Valla çok da iyi görünüyorsunuz. Peki aşılama durumuna şöyle bir göz atalım hemen, ekranlara da gelsin. Türkiye aşı tablosuna göre 29 Ocak 2021 Cuma, yani tam olarak saati de şu anda 1.756.981 vatandaşımız, sağlık çalışanları başta olmak üzere. Yani aşı yapılacak. Bir dilimin geldi. 80 yaş üstü, en son 75 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere aşılamada başladı. İstanbul'da yapılan aşı sayısı da şu anda zannediyorum 306.187 civarında. Diğer illerimize hemen hızlıca bakacak olursak, Ankara'da aşı yapılan kişi sayısı 173.495. Hemen İzmir'e de göz atmış olalım. 110.069 kişi de şu anda İzmir'de aşılandı. İnşallah tüm hızıyla da devam edecek diyelim. Biz de dilerseniz masamızın arkasına yavaş yavaş, evet, geçelim. Orada çok büyük hazırlıklarımız 12 var. 12 Şubat itibarında benim de ikinci aşıyı da olacağım inşallah. İkinci dozu da olacak. İkinci dozu da olacağım. Hayırlı, evet, uğurlu olsun inşallah. Evet. Şimdi hem sağlıklı, evet, hem lezzetli, hem de aynı zamanda zayıflamamıza yardımcı olacak ki birçoğu aslında tok tutacak olan baharatlar vesaireler içeriyor. Şimdi bu tariflerimizi yapacağız aynı zamanda ve içeriklerini de konuşacağız. İçerisine neden sumak katıyoruz, neden işte ayranla yan yana getirdik gibi tüm detaylarıyla hocamız sizlere anlatacak. Dilerseniz ilk olarak en baştan başlayalım. Başlayalım. Sumak. Ama şu anda televizyonlarını açmış insanlara özellikle elinde kalem kağıtları hazır etmesini istiyorum. Şu anda anlatacağımız şeyler o kadar önemli ki. Gerçekten hem karın yağlarımızın, hem basen yağlarımızın, hem vücudumuzun bağışıklık sistemi için, cildimiz için, saçlarımız için çok önemli. Evet. Ve bunları mutlaka uygulamaları gerekiyor. İlk başta sumakla başlamak istiyorum. Sumak ve ayran yan yana geldi. Sumak ve ayran. Bunu, bana mesela ikisini de çok sevdiğim için bana bu şu an baştan lezzeti kokusu geldi mesela. Güzel. Evet. Bazen her şey lezzetli olmayabilir. Bilir yani, ama lezzetli olursa daha da güzel oluyor. Şimdi ayran biliyorsunuz proteindir. Evet. Ayran nedir? Kalsiyumdur. Hı. Bunlar çok önemli. Vücudumun yaşaması için kalsiyum ve proteine ihtiyacı var. Evet. Ayran bunlardan en önemlisi. Yoğurtla da yapılabilir. Evet, ama ben içecek olarak özellikle günde bir veya iki bardak sumakla
içilmesini istiyorum. Niye? Neden? Sumak dünyanın ikinci en yüksek antioksidanı. Bakın. Evet, çok çok. Bu dünyanın ikinci en yüksek antioksidanı. Birincisi astaksantindir. Evet. Astaksantin ne demek? Kırmızı çizgiler vardır biliyorsunuz, bu karidesin ve ıstakozun evet, kabuğunda evet. Ve içinde böyle kırmızı kırmızılık var. O kırmızı rengi veren maddedir astaksantin. Astaksantin 1.282.000 orak valüsü var. Yani çok güçlü bir antioksidan. Antioksidan demek kansere karşı demek. Antioksidan demek bağışıklık demek, COVID'e karşı savaşmak demek. Veya bütün grip enfeksiyonlara karşı savaşmak demek. Antioksidanlar çünkü vücudun belediyenin yapmış olduğu çöpçülük hizmetini yapan şeyler temizliyor, demek. Temizliyor değil mi? Okside tabii, olmasını engelliyor. Tüm hücreler biliyorsunuz, göz hücresi, beyin hücresi hepsi gıdaları alıyor. Yani proteinini, A vitaminini, C vitaminini hepsini alıyor, besleniyor. Atık maddeleri hücrenin dışına çıkartıyor. O atık maddeleri alıp karaciğere, onu alıp böbreğe, idrar yollarına, dışkıya götüren maddeler antioksidan. O antioksidanların ikinci sırasında gelen de sumaktır. Çok basit. Hepimiz kullanırız. Anadolu'da çok kullanılır. Kansere karşı bu kadar güçlü olmasının, kansere karşı korunmada yardımcı olmasının sebebi dünyanın en güçlü ikinci antioksidanı olması. Tabii. Peki yani bunu normalde şu andaki biz farklı bir şekilde bir içecek halinde göstereceğiz ama yani her şeyimizin üzerine, bütün yemeklerimizin üzerine günlük ne kadar tüketmemiz lazım? Ne bileyim, bir tatlı kaşığı mutlaka yemeklerinize saçın yani 10 gün sonunda. Evet, her gün, bin günde bir sefer bir tatlı kaşığı mutlaka tüketelim. Evet. Bir tatlı kaşığı. Şimdi burada ayran da, eğer bir bardak ayran yapacaksak hemen bir göstermek istiyorum. Şurada bir tatlı kaşığımız var. Evet. Şununla şu kadar koymanız yeterli oluyor. Biraz daha azaltayım. Bu kadar işte. Bir bardak kendime hazırlayacaksam o zaman bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kadar diyelim. Tamam. Eğer biz şimdi sürahide hazırlıyoruz. Sürahide hazırlayacaksak istersen bundan iki tane koyacağım. Yani evet. İki tatlı kaşığı kadar koyacağım. Koyuyorum birincisini. Şimdi bu sumağın da böyle bir ekşim tırak tadı var ya, çorbalara evet. Çok yakışıyor. Mesela ben etin üzerine koyuyorum. Salatalarıma limonu birazcık daha az tıkıp bol sumak koyuyorum. Evet. Güzel böyle keskin bir ekşi, eğer seviyorsanız, ben çok sevdiğim için sumağı da tüketmeye çalışıyorum. Gerçekten şunun evet. Güzelliğine bir bakar mısınız? Şunu şöyle hafif şöyle alayım. Onu birazcık öne alırsak. Öne alalım. Bakın karıştırdım. Sumakla bir sürü çaylar da yapılabilir. Yani sıcak suyun içine koyup sumak da içebilirsiniz. Ciddi bir antioksidandır. Genelde ben bunu tok karnı tavsiye ediyorum. Bir parça daha dökerek gösterelim dilerseniz. Tabii ayranın, gösterelim. Kamera açısından da tamam, arkadaşlarımız hemen gösteriyorum. Görsün. Ayranın içerisine 2 tatlı kaşığı ya da 3 tatlı kaşığı biçebildiğimiz, yani onu hafif ekşitecek, sanki biraz böyle kefir havası olacak gibi. Aynen öyle, ama yani kefirden falan çok daha güçlü. Sumak gerçekten evet. Çok güçlü evet. Bir antioksidan. Yani sumakla ilgili en az 500 tane yayın var. Doğru. Yani inanılmaz bir antioksidan. Ne yaparsak yapalım sumağı, değil mi? Aynen. Eksik etmeyelim masamızdan. Yani acı biber de öyle. Ama acı biber o kadar fazla antioksidan özelliği yok. Onun yağ yakma özelliği var ama bunun daha çok dediğim gibi kansere karşı savaşan vücudun cildini de güzelleştiriyor. Çünkü tabii. Atık maddeleri attığınız zaman siz mesela akşamleyin gelip yüzünüzdeki makyajı çıkartmak için temizlemek. Tabii. Bu da temizlik işini yapıyor. Anladım. Bütün vücudu temizleyen bir şeydir. Çok güzel. İkincisi, harika bir tarif oldu. Bunu ara ara değil mi tüketeceğiz? Mutlaka günde yani bir bardak, hadi haftada 3 bardak bile tüketseniz yeterli. Şimdi geldik. İkincisi de burada sumaklı ayranın haricinde bir pul biberli ayranımızı yapalım. Bu da bunun da farklı bir etkisi mi olacak şimdi? İkisini. Çünkü termojenik dediğimiz vücudu ısıtan bir özelliği var. Yani acı biber hem ağzımızda yanıyor, hem midemize geliyor, midemizde yanıyor. Yani bir ısı özelliği var. Kapsasin dediğimiz bir madde var. Bu ısıtılınca vücudu metabolizma hızlanıyor. %8 oranında metabolizma hızlandırır 2 saat için. Yani yediklerimizi yakmamızı kolaylaştırır diyebiliriz. Aynen. Bununla ilgili istersen bir örnek gösterelim. Tabii hemen ki. Yine tatlı kaşığı alacağım. Tabii ki. Çok özür dilerim. Şimdi burada görüyoruz. Pul biber. Şimdi bunu midesi yanan, gastriti yanan kişiler için söylüyorum. Onları pek fazla tavsiye etmiyoruz ama. Mide hassasiyeti olanlar yapmayabilirler. Evet. Şimdi bunu. Çok özür diliyorum. Pul biberin acı mı olması gerekiyor? Acı yani olursa. Termojenik olması için acı olmasına yarar var. Ama mide yanan, gastriti olan, ülseri olan kişiler kesinlikle bunu bu şekilde kullanmasın. Tabii. Tatlısını kullansın. Ama kilo vermek için ciddi anlamda çok etkisi var. Günde bir bardak da bunu içmekte yarar var. Bakın
Ben burada bir sürahi olarak yapıyorum. Buna da dediğim gibi 2 tatlı kaşığı koyacağım. Hı hı. Eğer siz kendi başınıza yapıyorsanız 1 bardak ayrana 1 çay kaşığı kadar koyacağız. Burası önemli. Buraya 2 tatlı kaşığı. Buraya 2 tatlı bütün diyelim ailede 4 kişi var, 5 kişi var. Hepsi için ayran yapıyoruz. 2 tane bu şekilde koydum. Koyduktan sonra güzel bakın. İnanılmaz güzel hazırlamışsınız arkadaşlar burada bunu bu arada. Ekibimizin ellerine sağlık. Muhteşem. Bu arada bir şey soracağım. Mesela ben hangisini içmeliyim sorusunu sorduğunda şu an ekran başındaki izleyicimiz ne cevap verirsiniz? Yani benim amacım antioksidan değeri yüksek olan sumağı içmek mi olmalı? Sumak yoksa olmalı. Metabolizmamı hızlandırmak için pul biber mesela. Hangisini kimlere tavsiye ediyorsunuz? Pul biberli olan metabolizmayı hızlandırması için. Yani kilo vermeye yardımcı olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Çünkü tabii bu diyet mutlaka yapılmalı. Şimdi insanlar bunu içecek, akşama börek çörek yiyecekler, kilo verecekler. Yok öyle bir şey. Ben bu arada... Hiç mi işe yaramaz ya hocam? Çok az. Çok az. Şimdi sen bakalım şu kadarcık börek yiyorsun. Aa ben sumak, şey ya, biber, pul biberle ayran içeyim. Siz bırakın ben size tutayım. Ha. Siz pul biberle ayran içiyorum. Aman Doktor Murat Topoğlu anlattı. Ben metabolizmam nasılsa çok hızlı çalışıyor. Gel iki tane de baklava yediğim zaman kilo vermezsiniz. Yani bu kadar önemli. Ya pişmanlık üstü içilecek bir şey yok mu hocam? Biz ondan bahsediyoruz. yedik pişman olduk yani. Vücudumuzda çok fazla yağ olarak dönüşmemesi için yapabileceğimiz şey yok mu? Onun için ayrı bir şey var. Orada anlatacağım. Aslan alacağım. O kahvelerde anlatacağım. Tamam. Tabii ki yani... Şu anda bizi izleyen insanlara bir şey söylemek istiyorum. Burası çok önemli. Gerçekten çok önemli. Aman diyeti bozdum. Allah kahretsin, lanet olsun. Bir haftadır da diyet yapıyordum. Yarın da tartı günümdü. Ama ben bu akşam gittim buzdolabına böreği de yedim, çüreği de yedim. Ne olacak? İşte Doktor Murat Topoğlu şunları ye demişti ama ben bugün kaçırdım. Çünkü çocuğuma sinirlendim, eşime sinirlendim vesaire. Olabilir. Şu. Atın ölümü arpadan olsun atasözünü kaldırıyoruz. Zararın neresinden dönerse kârdır atasözünü benimsiyoruz. Burası önemli. Çünkü oranın bakın bir insanın kilo verirken kopma noktasıdır. Ben 37 senedir bu meslekteyim. 38 bin tane obezite vakasıyla uğraşan bir hekimim. Evet, haklısın. 7 yaşından itibaren bütün hatta dediğim gibi sosyal medyada da biliyorsunuz. Ben herkesi ücretsiz olarak her pazar canlı yayın yapıp orada insanları hakikaten hem sorularına ben cevap veriyorum. Ben bunları zayıflatmaya çalışıyorum. Şu anda inanılmaz bir hatta Doktor Murat Topoğlu'lu. Doktor Murat Topoğlu ile Zayıfla Türkiye'm programını başlattım. Aman ne güzel. Hiçbir ücret hocam, karşılığı olmuyorum. Hocam sesiniz birazcık az geliyormuş. Azıcık daha yüksek konuşalım. Bu arada benim kollarım kopmak üzere. Bunda... Hocam son olarak anlatabileceksiniz. Bağırıyorum ama sesim geliyordur herhalde. Bayılıvereceğim. Kalbi ve damarları da aynı zamanda hem sumak için biliyoruz ama pul biber de koruyor mu? İçeceklerimize geri dönecek olursak. Tabii. Kapsesinde, kapsesin olduğu için pul biber de metabolizmayı ciddi anlamda hızlandırıyor. Hızlandırır dedik. Çünkü ikinci önemli özelliği var. Burası çok önemli. Kesinlikle bağırsakları çalıştırma özelliği var. Neden? Çünkü pul biberin o küçük küçük parçacıkları var ya, hı hı, mideden geliyor. Mide ememiyor. Emebildiği kısmını emiyor. İşte kapsesin kısmını emiyor. Geri kalan o lif dediğimiz pul biberin etrafındaki lifi ememiyor. Bağırsaklar ememeyince ne yapıyor? Onu iyice hazmetmek için o tüycükleri vardır bağırsağın içinde. Uğraşıyor. İyice hareket uğraşırken ne oluyor? Bağırsaklar çalışıyor. Çünkü kilo vermede bağırsaklar çalışmazsa kilo verme şansınız çok az. Dolayısıyla bu bağırsakları da çalıştıran bir özelliği var. Bağırsaklarımız iyi çalışıyorsa da eğer birçok kanser türüne, daha doğrusu kolon kanserine karşı da sağlığını koruyor anlamına geliyor. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Yani hepsi bir bütün aslında. Böyle domino taşları gibidir her şey. Peki sumaklı ayranımız, pul biberli ayranımızı iyice anladıysak şimdi bu arada kullanmaması gerekenlerle ilgili uyarımızı bir kez daha yapalım. Tabii şimdi pul biberli olan, mide ülseri olanlar. Tatlı olarak tatlı biber kurusundan yapabilirler ama acı kullanmayacaklar. Ülseri olanlar, mide yanması olanlar. Aynı etki olacak. Reflüsü olmaz. Gene de etkisi olur ama tabii termojenik kadar olmaz. Tamam. Ama şu kadarını söyleyeyim çünkü ayranla beraber içtiğiniz için yani bir tek acı biberi bir de ağızda böyle yiyemeyen insanlar var o açıdan. Şimdi acı biberin faydaları da ekranlara gelecek zannediyorsam pul biberin faydaları da metabolizmayı hızlandırıyor. Gibi... Kötü kolesterolü düşürüyor. Nedir kötü kolesterol? LDL ve VLDL dediğimiz şeyi. Vücudun direncini artırıyor. Çünkü antioksidan özelliği olduğu için direnç de özelliği var. Ağrıları gidermeye yardımcı. Özellikle birçok ağrı kesici kremlerin içinde de kapsasin dediğimiz madde vardır. Bağışıklık sistemini gerçekten bu da güçlendiriyor. Ama astaksızca şey gibi değil yani sumak kadar değil. Keskin kuvvetli sumak değil diyebiliriz. Sumak evet. Peki şimdi geldik bir diğer tarifimize. Bir diğer tarifimize. Bunu iki şekilde yapacağım şimdi iyi dinleyin. Bir tanesini şuradan bir bardak alacağım.
Bu elimde bir başka içecek tarzı farklı. Bunu da yemekten sonra olacak. Bakın bir bardak su. Yine pul biberli içecek hazırlıyoruz şu anda değil mi? Şu kadar koyuyorum. Yer kalsın diye. Şimdi bunun içine. Tarifinde vallahi pul biber var. Nane. Çok azıcık bir pul biber koyacağım. Bunu iki değişik bir şekilde anlatacağım. Bir de sabah kahvaltısı vereceğim size. O da şu anda televizyonda ilk defa verdiğim şeylerden bir tanesi olacak. Bakın su, pul biber. Bunu yemekten sonra yapıyoruz. Günde bir veya iki kere yapıyoruz. Öğlen veya akşam yapıyoruz. Bu elimde gördüğünüz doğal elma sirkesi. Niye doğal elma sirkesi? Çünkü bulanık. Bulanık olacak. Şeffaf olanların kesinlikle yani doğallığı bir yoktur. Gerçek elma sirkesi böyle bulanık görünmesi lazım. Bundan da şöyle alıyorum. Bir çorba kaşığı görüyoruz. Çorba kaşığım burada. Elma sirkem burada. Bakın bu kadar koyuyorum. Ne koydum? Su. Ne koydum? Bir çay kaşığı kadar pul biber. Ne koydum? Doğal elma sirkesi bir çorba kaşığı. Bunun üstüne bir tatlı kaşığı da bal koyacağım. Görüyorsunuz şöyle hemen de koyayım. Yine ılık su olabilir. Ilık herhalde. Su olsa daha iyi olur tabii. Daha hafif da kaynatıp ılımaya başladığımız suyu. Bunu karıştırıyoruz. Bakın inanılmaz bir ne içecek oldu. Ne için yapıyoruz bunu şimdi? Şimdi birbirine negatif ve pozitif şeyler var burada. Acı bir yerde, tatlı bir yerde. Evet. Bir yerde pul biberi var, bir yerde de bal var. Şimdi kadın ve erkek, işte Çağla ve Murat, işte gece ve gündüz gibi. Akupunktur da budur yani yin yang diyoruz da akupunktur uzmanı olarak da bunlar birbirlerini olmadan yaşayamayan gece olmasa gündüz olmaz kadın olmasa erkek olmaz gibi birbirlerini olmadan yaşayamayan fakat birbirlerine benzemeyen birbirlerinin arkasından takip eden neden gece bitecek ki sabah gelsin gibi şeyler bunların ikisini aynı anda buraya koyduk ve bunlar vücutta çok enteresan bir mekanizmayı başlatıyor. Bu mekanizma hem bağışıklık mekanizması açısından çok önemli, hem metabolizma açısından önemli. Karın yağlarını yakmak, basen yağlarını yakmak için benim işte verdiğim diyetlere de uygulayarak o diyetlerin yanında da bunları ekstra kullanılarsa o daha çok daha hızlı bir yapıyor. Şimdi bunu başka bir şekilde yapacağım. Şimdi bunu içecek olarak öğlen veya akşam yemekten sonra içebilirsiniz. Ama ben sabah kahvaltısında ne yaptığımı anlatayım. Buyurun. Hemen. Şimdi buradan bir 3 tatlı kaşığı ben herkese veriyorum sabahları kahvaltıda reçel veya pekmez burada veya bal. Farklı bir versiyonunu yapıyorsun sen. Burada farklı bir şey yapıyoruz şu anda. Sizin prodüksiyonda bile yok. Şimdi koyuyorum bakın. Bunu balı koydum. Sabah kahvaltısına yapıyorum. Şimdi şöyle alalım onu. Süper. Bunun içine çok az şöyle pul biber koyuyorum. Bala pul biber. Aynen öyle. Olur mu olur. Acı ve tatlı. Ben şimdi, severim. Yani bundan güzel sos da olur. Bakın sabah kahvaltınızda bunu karıştırıp şöyle karıştırıyorum. Evet. Şunu yavaş yavaş sabah kahvaltı ekmeğimiz de var, peynirimiz de var. Şunu çok çok az yiyin. İnanılmaz bir tokluk hissini de hemen getirir. Ve metabolizmayı da çalıştırır. Yine. İkisi farklı şeylerdir. Ve değişik bir içecektir bunlar. Çok güzel hocam. Ya yani yiyecektir pardon. Farklı bir tarif verdiniz aynı malzemelerden. Şimdi elma sirkeli. Yağ yakmaya yardımcı bu hepinizin hani işte sabah kalkayım şöyle ya da işte suyumun içerisine elma sirkesi koyayım içeyim limon sıkayım içeyim. Çünkü bunun hepsinin bir amacı var. Hepsi aslında kilo vermeye yardımcı ve yağ yakma amaçlı içtiğimiz tabii. İçecekler. Bugün de hocamızdan elma sirkeli yağ yakıcı bir içecek gelecek. Yağ yakmaya yardımcı. Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi hepimiz böyle görmeden geçiyoruz ama bunu sanki bir fiziksel bir görünüş olarak algılıyoruz ama obezite, şişmanlık ciddi bir hastalıktır. Tıpta hastalık olarak okutulur. Bu hastalığında hepimiz yeneceğiz inşallah. Pandemi döneminde hepimiz kilo aldık. İnşallah. Murat Topo olarak ben 10 kilo aldım geçen Mart'ta. İlk kapatılmadan. Ben şimdi tığ gibi oldunuz yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Bana bir gün eşim dedi ki ya hayır işler doktorcum dedi bana şöyle böyle bir şey yaptı. Dedim o ki, anda uyandınız mı? O anda bir gittim tartıya 86 kiloyum. Ben 76-77'yimdir. Ben kaç senedir sanıyorum hiçbir zaman 76, öyle hiçbir zaman hayatım boyunca 61 yaşına kadar kilo problem ama olabiliyormuş. Demek ki hepimizin başına gelebilecek bir rahatsızlık bu. Evet. Dolayısıyla bununla dalga geçmemek lazım. Çünkü obez olursanız kalp damarı tıkanıyor. Obez olursanız bağışıklığınız düşer. Covid atlatanlar da çok zor geçiriyorlar özellikle şişman olan kişiler. Evet. Yani şişmanlığından 50 tane hastalık sayabilirim. Yani. Şimdi burada bir hemen içecek hazırlayacağız. Bu içeceğimiz gene
Şu şekilde bir bardak alıyorum. Ben bu sürahide yapabilirsiniz ama ben bardakla yapıyorum. Bardakla göstereyim hocam, olur. Çok daha iyi oluyor. Bardağı da birazcık öne alıp gösteririz. Göstereceğim belki, şöyle. Aynen, göstereyim. Şöyle, süper, teşekkür ederim. Şöyle bir bardak yarıya kadar koyuyorum ki diğerlerini katkı koyduğum zaman belli olsun diye. Şimdi bu da yemek sonrası ve yemek öncesi de içilebilir. Bu her iki taraflı bir şey ama yemek sonrasını daha çok tavsiye ediyorum. Bunun içine şöyle bir nane saplarıyla beraber koyuyorum. Hafif de ılık olursa daha da iyi olur. Naneleri koyduk. Tamam. Bunun içine gene burada sirkemiz var. Bu sirkemiz var ama bu farklı bir sirke. Sanıyorum üzüm belki sirkesi. Belki birisi bu. Üzümdür, birisi tamam. Alıştır, birisi. Bunda da üzüm sirkesi kullanabiliriz. Elmadır. Şu kadarcık, yani bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Bunun yarısını doldurdum çünkü. Tamam. Bu kadar yeterli. Bu sefer bir pekmez koyacağız. Bu sefer farklı. Pekmezi niye koyacağız mesela? Pekmezi neden koyacağız? Çünkü insanlar hep tatlı bir şey canı çeker. Özellikle diyet sırasındayken. Hepimizin canı tatlı çekiyor. O şeyi de bastıracak, o isteği kesinlikle de bastıracak. O isteği anladım. Bastırmak için en azından doğal, baklava gibi affedersin, evet, hem kalorisi mi? Yüksek hem sizi kilo aldıracak bir şey olmasın diye doğal. Şu kadarcık da üzüm pekmezinden koyacağız. Evet. Hoppa, çok güzel görünüyor. Ve yine istiyorsanız daha da güçlendirdik daha yalnız da şu anda. Hemen evet. Şunu da vereyim dilerseniz. Bununla çünkü, da devam tabii, edebilirsiniz. Nane, çünkü nane biraz sonra anlatacağım. Nane yüzlerce yayın var arkadaşlar, iştahı azaltmasıyla ilgili. Tok tutuyor değil mi? Tokluk hissi de yaratıyor. Tokluk hissi veriyor. Çok fazla yiyemiyorsunuz. Yarısını yiyebilirsiniz yemeğin. Hmm. Naneyi yemek öncesinde de tüketirsek. Ama biz bunu da yemek öncesinde alabiliriz, yemek sonrasında da içebiliriz. Bu yani her türlü içebilir. Çok saçma bir şey söyleyeceğim ama mesela ben naneli sakız çiğnediğim zaman da canım yemek yemek istemiyor. O güzel. Olabilir. Enteresan bir olabilir, şey yani. Olabilir. O aroma mesela beni... Ama sakızın yemek... şöyle bir dezavantajı var. Şu şekerli. Şekerli. Hayır. Mi? Şekerli değil. Ondan alacağın şeker 1 gram olsa 2 gram olsa ne olacak? Hepsi şeker olsa ne olacak? O şekerde değilim ben. Ne? Sakız ağza girdiği zaman çiğniyorsun değil mi? Evet. Tükürüğün çıkıyor. Niye? O tükürük yumuşatmıyor mu sakızı? Evet. Güzel. Ağzından tükürük salgısı çıktığı an midende de hidroklorik asit çıkar. Buyurun acıktım, yemek yiyorum. Aynen. Çünkü diyor ki mide, yukarıdan yemek geliyor. Ağız bak tükürük salgılamaya başladı. Tamam. Hadi mide sen de asit salgıla, yemek gelecek birazdan diyerek. Evet, tabii evet. Vagus siniri, vagus siniri yani beyinden çıkıp beyinden bunu uyarır. Ve siz sakız çiğnediniz 15 dakika 20 dakika çiğnediniz. Mide asit salgılandı, baktı yukarıdan gelmiyor hiçbir şey yemek. Ne oluyor o zaman? O zaman mide yanması başlar. Ekşime başlıyor. O zaman ne olur oturduğun zaman bir kuzuyu götürürsün. Yani işte öyle olmaması şimdi. Yani evet, doğru söylüyorsun. Bu naneli, pul biberli, üzüm sirkeli. Buna üzüm sirkesi kullandık. Ve gördüğünüz gibi pekmezli, inanılmaz güzel bir içeceğimiz var. Bunu ne zaman demiştiniz, ne zaman içelim demiştiniz? Bu yemek öncesi içilirse iştah azaltır. Azaltır. Yemek, yemek sonrası içilirse de metabolizmayı hızlandırıcı özelliği var. Bu iki taraflı bir içecek. Çok güzel. Diğerlerini ama söyledim. Bunu oturup biz her gün mü içeceğiz mesela? Hayır, bunlar bir örnekler. Şimdi bir sefer bu hafta bunu yaparsın. Işte. Üç gün sonra sumaklı hani bir pul biberli ayran içersin. Yani bunlar hepsi bir örnek. Örnek. Şimdi herkes de kendine iş. Hocam zaten çok detaylı anlatıyor. Böyle deyince aklıma şey geldi. Çok yıllar önce, bundan 15 sene önce ısırgan otu modası çıktı bir televizyonda. Hmm. İki tane hastamı hastaneye kaldırdılar. Ne oldu dedim ya, benim hiçbir zaman hastaneye kaldırmaz benim hastalarım. Ne oldu? 15 tane, 15 bardak ısırgan otu çayı içmiş günde. Benim de haberim yok. X bir programda izlemiş, içmiş. Yanlışlıkla yani, zamanında yaptık. Yaptık ama artık yapmıyoruz, öğreniyoruz. Yani şimdi, doğru şeyler hanım, evet. Çok güzel bir çiçek daha geliyor. Bu da Murat Topoğlu hocamızdan sizlere gelsin. Kimyonlu su hazırlıyoruz. Aynen. Neden kimyonlu su hazırlıyoruz? Kimyon da iştah azaltıcı bir özelliği var. Evet. Ama bunu pişirerek yapmak lazım. Şimdi veya şöyle yapacağız. Gene kaynamış su olarak düşünün veya... Var mı Ayşe abla kaynamış? Cezvemiz varsa cezve alayım. Bir cezveyle kaynamış su alalım. Tamam. İstiyorsanız... Şurada kimyonumuz var. Kimyon hakikaten... Nedir kimyon? Kimyon içinde gerçekten hem vitamin, mineralleri de içeren, aynı zamanda keskin bir tadı olan, evet, hepimizin köfteye de vesaire de koyduğumuz, evet, bir baharat çeşidi. Evet. Özelliği... Bu arada kimyonun faydaları da dilerseniz... Hemen yapalım bakın. Arkanızda Ayşe abla var. Çok teşekkür ederim. Bir tatlı kaşığı, öncekine girersek... Midedeki sindirim dostu. Çünkü gaz şikayetlerini de azaltıyor. Değil mi? Tabii. Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Bronşit ve astımlarda da hakikaten harika bir ilaç gibi etki yapıyor. Hı hı. Emziren annelerde çok önemli. Çok süt önemli. Artırıcı özelliği var kimyonlu suların. Doğal bir ishal ilacı. İshaliniz varsa ishali azaltmak için kullandığımız
bitkisel şeylerden bir tanesidir. Kimyon. Evet. Ve stres savardır. Yani muz gibi işte biliyorsunuz onlar da stres savardır. Avokado gibi stres savardır. Yani stresin vücuda yarattığı olumsuz etkiler baskılar. Çünkü bir dopamin salgısını da artırıyor. Şimdi ishal de bu dönemlerde yine çok fazla görülmeye başladı. Veya minik bir enfeksiyon geçirdiğimizde bile ishal söz konusu olabiliyor. Bu durumlarda kimyonu nasıl kullanabiliriz? Onun çay kaşığı ölçü bu. Çay kaşığı. Çay yani. Kaşığıyla çayını mı, kimyon çayı mı hazırlayalım? Kimyon çayı yapabilirsiniz. Hı. Evet, şu kadarcık. Veya bakın. Yoğurdun içine koyup. Yoğurdun içine de koyup yiyebilirsiniz. Çok da güzel olur. Tamam. Şu kadarcık görüyorsunuz. Çay kaşığı yeterli olacak. Aynen böyle şimdi. Bir cezveye koyuyoruz. Şu şekilde. Sıcak suyun içerisine aynen. koyduk. Bunu kimyonu. Normal kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Veya evet. şimdi biraz sonra bir başka tarif daha vereceğim. Evet. Bununla beraber. Şurada sevgili gene Merve ve Ayça da hamile bir elma, onlara da gelsin. Gerçi elma, Ayça ikinci hamilenin yanında. Elma sirkemiz var. Ama. Evet, elma sirkemizden de yalnız elma sirke bunu kaynattıktan sonra yapacağız. Kaynarken bunları koymayacağız. Tamam. Yani kimyonlu bir tatlı kaşığı kimyonlu attık bir böyle cezvenin içine. Kaynattık. Kaynattıktan sonra ılımaya başladı. Ilıdıktan sonra isterseniz süzün. Süzdükten sonra gene elma sirkemizden böyle koyuyoruz. Şu şekilde. Üstüne elması Allah Allah. Ve bir tane de şöyle limon koyacağız. İçine koyacağız. Şöyle koyalım. Ve içeceğimiz hazır. İçeceğimiz hazır. Ve şöyle bunu koyalım. Serin şekilde tüketeceğiz anladığımız kadarıyla. Tabii ki. Hmm. Tabii ki. Yani bu da hem sağlıklı bir içecek tarzı diye getirdim. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Şimdi. Geldik yine en çok konuşulan besinlerden bir tanesi değil mi? Hı-hı. Zencefil. Ne kadar kıymetli aslında. Kesinlikle. Faydalarını da zaten az sonra yazalım. Yine ekrana gelecek. Tarifimiz var. Şimdi tarifimizde. Bir salatalık içeceği hazırlayacağız ki bence benim hep böyle sosyal medyada falan herkesin sularının içerisinde salatalıklar, naneler, zencefiller sürekli görüyorum ama bu Murat hocamızın sizlere özel tarifi. Çok teşekkür buyurun. Ederim. Çok sağ ol. Gene bütün aile içecekse böyle bir litre su. Aile içmeyecekse bir bardak su. Bardak hazırlayacağız. Şimdi biz bunu bir litrelik suya göre yapalım. Burada şimdi bakın en ideali taze zencefil alacaksınız. Rendeleyeceksiniz. Bakın kuru nane olur ama sıkışıkken kuru nane. Ama taze zencefil alın. Çok pahalı bir şey de değil artık. Bu kadar rendeliyoruz. Gördünüz mü? Kocaman o zencefili rendeledik. Yani burada bir çorba kaşığı kadar rendelediğimiz bir zencefil var. Bunu içine bakın. Suyunu görüyor musunuz? Bakın. Soğuk suya değil mi bu? Evet. Bakın suyunu bile çıkmış. Zencefil demek bulantıyı azaltmak demek. Özellikle hamileler ilk 3 ayda bulantılarını azaltmak için de bu şekilde kullanabilirler. Vermiş. Şöyle koyuyorum bakın. İnanılmaz güzel bir içecektir. Vay vay vay. Yani sonra. Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor bu. Şimdi bunun içine dediğim gibi biraz daha hem aromatik hem de aynı zamanda hepimizin söylediği gibi iştah bloker naneleri de koyuyoruz. Tamam. Bu su içemeyenler için de yapılabilir bu şekilde. Sanki böyle bir ferahlatıcı bir içecek aynen. gibi değil mi? Su aynen. niyetine değil aynen. de aromalı. Ve salatalığı koyuyoruz. Bunu akşamdan yapıp ertesi sabah içerseniz çok daha iyi olur. Veya en az 3 saat kalsın ki. Buzdolabına mı bekletelim bu şekilde hazırlık? Önce dışarıda sonra. Dursun bir saat. Ondan sonra buzdolabına koyalım. Şurada salatalıklarımızı koyduk. Gerçi mevsim sebzesi değil ama koyuyoruz. Maksat bu da aromasını çıkartmak için. Yazın da hazırlayabiliriz. Bunu yazın da hazırlayabiliriz. Olsun, o kadar tabii. çok tarif veriyoruz ki şimdi. Bir de buna dediğim dönem, gibi bir ayarlarım. Elma sirkesi koyacağız. Gene elma sirkesi. Elma sirkesi hiçbir şeyimiz olmadı vallahi. Vallahi ama inanılmaz. Elma sirkesi çok hakkında güzel. Şu kadar kitap okudum. Evet. Yani daha da vardı. Evet. Bitiremezsiniz. Yani elma sirkesinin kan şekerini dengelemekten tut. Saç köklerine kadar nasıl etkili olduğunu ayrı bir elma sirkesi anlatırım ayrıca ben size. Ayrıca bir anlatılır değil evet. mi? Evet. Bunu kalıyor. Bakın inanılmaz güzel bir içecek. Şunun güzelliğine bakar ağzını mısın? Ağzını kapatalım. Kendi içinde harmanlansın. Aynen. Önce bir saat dışarıda bekletin. Sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Ertesi gün tüketmeye başlayın. Evet. Yani 3 saat sonra da tüketebilirler. Tamam. 3 saat ama dediğim gibi bu şekilde yapalım. Zencefilin faydalarını evet, burası önemli. Konuşalım. Mide ve bağırsaktaki gazı söktürür. Biraz önce bahsettim. Mide bulantısına karşı son derece etkili. Bugün hakikaten jinekolog veya kadın doğum uzmanları da hafif bulantıyı azaltmak için zencefili şeyler yazıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çünkü zencefil zaten vücudumuzun bağışıklığı için çok gerekli bir besin maddesi. Hı hı. Metabolizmayı hızlandırdığı biliyorum. Ben her zaman geçen sene miydi sanıyorum sizin programda yine yapmıştım. Bir tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir kaşık bal
Ve de azıcık çörek otunu yapıp her sabah kahvaltıda ben kahvaltı öncesi yapıyorum. Evet, söylediniz. Metabolizma hızlandırıyor, sindirimi hızlandırıyor. Çünkü hani diyor ki doktor karnımda gaz şikayetim var. Gazı olanlar bakın iyi dinleyin. Gaz şikayeti yemekten sonra şişkinlik hissedenler işte bunu yapacak. Ne yaptık? Zencefili su yaptık. Ne yaptık? Zencefili koyduk. Yemekten sonra şişkinlik hissedenler için bir bardak su ya da bir litre su. Kişi başına göre siz hesaplarsınız. Tamam. Azıcık zencefil rendeledik. Orası önemli. Azıcık nane koyduk. Nane aynı zamanda bulantıyı kesen bir şeydir. Yani otobüs, kitletki, araba tutmalarında da hatta ben biraz nane ısırın yiyin. Azıcık da limon ağzınızda ısırın diyorum. Bulantıyı kesmek için araba tutmalarından çok önemli. Çok çocukluğumdan beri hep öyle yapardım. Meğerse gerçekten sonradan doktor olduktan sonra bir baktım ki hakikaten bunların etkisi çok varmış. Acayip. Yani kendi bulduğun çapında bir şey. Çok araba tutardı beni ortaokuldayken falan. Bu şimdi ona şey demek ki zencefil, elma sirkesi koyduk. Nane koyduk, zencefil koyduk mevsimine göre su koyduk. Salatalık bu kadar. Koyduk. Bu şekilde tamamladık. Az sonra naneli bir Türk kahvesi hazırlayacak bir mutfağımızda. Bir de başka bir şey daha var. Ve başka bir şey daha var. O da tarçınlı Türk kahvesi. Peki ama neden hazırlayacağız bunları? Az sonra hocamız detaylı şekilde anlatacak. Gelelim peynir altı suyuna. Peynir altı kendiliğinden suyu. Zaten değil mi? Peynir şifa altı kaynağı. Suyu farklı. Hepimiz böyle hani bir yoğurt vardır bilirsiniz. Yoğurt, kendi evimizde yoğurt yapıyoruz ya. Hı hı. Yoğurdu yaptıktan sonra böyle suyu böyle geliyor ya. Tabii. Sakın o suyunu atmayın. Atmayın değil mi? Eğer süzme yapıyorsanız, hani bazen tülbente koyup onu hanımlar yapmış olduğu yoğurdu tülbente koyup süzerler ya. O altına bir bardak koyun, o suyunu için. Süzün ve için. Folik asit açısından çok önemli bir hamilelik. Artı loğusalar için vazgeçilmez bir besin maddesidir. Anne sütü için. O yoğurt. Artı bu peynirler. İşte teneke peynirler vardı eskiden. Hı hı. O teneke peynirlerin içinde. Onların değil mi böyle dibinde böyle, dibinde suyu böyle su vardır. İşte o su dünyanın en kıymetli suyu. Peynir altı suyu. Onu toz haline de getiriliyor biliyorsunuz. Whey protein diye ismi vardır onu. Whey protein. Sporcular falan da kullanır evet, onu. Evet, evet. Dolayısıyla bu çok önemli. Hatta ve hatta turşularınızı kurarken bazı insanlar daha fazla probiyotik etki yapsın diye sirke yerine peynir altı suyu koyuyorlar. O peynir altı suyundan mı yapıyorlar? Aynen öyle. Peynir altı suyundan turşu yapılıyor. Tam probiyotik o. Müthiş. Tam probiyotik. Hocam probiyotik... önümüzdeki haftalarda yapalım mı? Yapalım. Tarifini buradan da vermişiz tamam. İzleyenlerimize. Yapalım. Bir daha teneke da peyniri alıp yapalım. İçeriği güçlü olur. Çok oldu. Peynir altı suyunun öneminden bahsettik. Şimdi gelelim. Diyet gazozumuz var. Yine evlerde yapacağız. Hocam çünkü biliyor. Çünkü gazoz tüketli evlerde. Şöyle bir içeyim bir ferahlayayım dediğiniz anlarda evde yapabileceğiniz sağlıklı bir diyet light ya da hafif bir gazoz yapalım. Gazoz diyeyim. Evet. Buyurun hocam. Şimdi gazoz hepimizin bildiği sade doğal maden suları var. Bir sürü marka var. Doğal bir maden suyu alacağız ama soda değil bakın soda değil. Maden suyu doğal kaynak maden suyu. Tamam ben böyle geçeyim. Buyurun. Bu maden suyunun maden kapağı... suyuyla sodanın farkı nedir? Farkı hocam? Şu soda sodyum bikarbonatlı su. Sodyum bikarbonatlı su. Sentetiktir soda. Yapılır. O, fabrikada yapılır o. Yapıldı anladım. Benim dediğim doğal maden suyu yerin altından gelir. Türkiye'nin bu sular kanalında çok kaynakları olan bir yer. Doğal maden suyu içinde vitamini, minerali, bütün gaz özelliğini taşıyan kendinden gazlı olan bir şeydir. Anladım. Kaynak suyudur. Onda hiçbir şey doğal yok. Doğal maden suyu dediğim o. Vesaire falan yapılmamış. Kendi aynen. Doğal haliyle. Aynen. Öbürleri sodyum bikarbonatlı. İçine de karbondioksit gazını basarlar. Siz o şekilde içersiniz. Soda. Onun ismi de soda diye yazar zaten. O zaman maden suyunu tercih sodyum edeceğiz. Bikarbonat. Hani var ya dişinizi parlattığınız tabii maden soda şeyle sodyum bikarbonat biraz bir toz olur dişi falan yapar. Onunlu su demektir o. Yapaydır o. Onunlu su. Onlu su. Onunla su. Onunla yapılan su. Onunla yapılan su. Evet tamam. Doğru söylüyorsun. Bu farkı da anladık. Çok şimdi şey anlatayım diye hızlandırıyorum. Tamam, şimdi bunu kapağını açarsınız. İçine burada gösteremiyoruz marka belli olmasın diye. Şişeyi açtınız. Şişeyi açtıktan sonra bazen sade içebilirsiniz, bazen ben bir iki tane tatlandırıcı atıyorum. Benim için bir problem yok. Herkes tatlandırıcıya çok karşı ama günde bazı insanlar şekersiz asla bir şey içemiyorlar. Şekersizcim. Bence şeker daha fazla zehir. Benim görüşümde. Ama bir iki tane, günde iki üç tane kullanılınca hiçbir zarar olmaz. Çünkü Türkiye'de 10 milyon aşmış diyabetli insanlar var. Bunların canı çok tatlı bir şey çektiği zaman bu tarz bir iki tane kullanabilirler. Kapağı ben ona karşı tamam. Değilim yani. Benim görüşüm bu. Herkes çok şey var. Kapağı açtınız. Kapağı açtıktan sonra bir tane tatlandırıcı, bir tane de böyle limonu içine sıkın.
O böyle köpürüyor. Evet. Soğuk da olursa inanılmaz, böyle sanki insanların bile bir soğuk bir şeye ihtiyacı hissedebilirler. Olduğunda o gazlı içecekleri tüketebilir. Bir veya iki şişe içebilirler. Tamam, çok güzel. Şimdi gece zayıflamaya yardımcı olan içecek diyoruz. Neden bunu gece ismini koyduk? Çünkü içinde kullanacağım bir madde var. Kokusu dillere destan olacağı yani için. Sarımsak mı? Evet, sarımsak olacak. Dolayısıyla bunu gündüz... Sanki sabah kalkacağız, kokmayacak. Yani biraz daha az kokacak en azından. Ama sarımsak şifa karşı... Şifa kaynağı vallahi. Hocam bu ara herkes zaten maske takıyor. Sarımsaktı, soğandı, ne varsa yiyorum ben. Yani hep sarımsağı evlendirmişler, 40 tane kadar... şey kokusu çıkmamış derler ama sarımsak kadar güzel bir şey yok. Yani özel bir şeyiniz yoksa sarımsağı haftanın 2 günü, bu dediğim içeceği 3 gün içeceğini yapabilirsiniz. Haydi yapalım. Basit. Şimdi gene 1 bardak su alacağım, gene bununla ilgili varsa bardağımız, yoksa bunu da göstereyim. Ben hemen getireyim bardak size. Tamam. Siz malzemeleri değil. Anlatın dilerseniz. Malzemelerde şunlar var: limon, bal ve bir diş, fazla değil, bir diş ezilmiş, parçalanmış sarımsak. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunun içinde hemen buraya koyuyorum. Bir bardak suyu, ılık su koyacağız. Bunu gece içeceğiz. Dediğim gibi karın yağlarımız, basen yağlarımızla ilgili, metabolizmamızı hızlandırmayla ilgili. Tabii bu arada benim verdiğim diyetleri yapmak koşuluyla. Bu çok önemli. Şimdi bununla ilgili hemen şurada görüyorsunuz sarımsağı aldım. Bir diş sarımsak ezilmiş. Bunun içine koyduk. Bu arada sarımsağın faydaları da hemen ona geldi mi? Bunu hemen biraz limonla sıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Sarımsak, limon. Limon da asidiktir. Ama bunu gece içeceğiz yatmadan önce. Zaten 2 saat öncesinde bir yemeğimizi yemiş olacağız. Tam olarak açta olmayacağız. İçmemesi gereken kişiler var mı bu karışımı? Bunda hiçbir sakıncası yok. Yalnız tansiyonu çok düşük olanlar için pek tavsiye etmiyorum. Zaten yatacağız aşağı. Bazen de tansiyon orada da düşer. Ama yani yüksek tansiyonlu olan kişilerde birebir tavsiye ederim. Tamam. Tabii ki. Güzel. Gene bir, burada çorba kaşığımız var ama ben yarısına kadar koydum. Bir tatlı kaşığı bal da koyuyoruz. Bal insana hafif de uyku da getirir, sakinlik de getirir. Tansiyon düşüklüğü olan kişilere buradan dilerseniz sarımsakla ilgili yaptığımız, daha önceki programlarda da yaptığımız sarımsaklı karışımların bir uyarısını yapalım dilerseniz. Tabii ki yapalım. Tansiyonu düşük birisi olarak. Çok tansiyon, evet. Mangalda falan da böyle yazın işte sarımsak yaparız ya, onu lüp lüp lüp, ay ne güzel süt gibi diye. Ben onu lüp 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 sonra tak. Tak. Onun için o arada bir hafif tuzlu ayran içersen. Evet, bir denge. Onu dengelemiş oluruz. Orada dikkat etmekte fayda var. Demek bir kebaba gittiğin zaman tuzlu ayranla sarımsağı sorun yok. Birbirine evet, orada, yok. Gece gündüz yin yang acaba ya? İşte pozitif kebap negatif. Hatırlamıyorum. Sarımsağı kokusunu veren alin dediğimiz bir madde var. Evet. Aslında bu alin maddesi kansere karşı koruyucu özelliği var. Bir, sarımsak virüs ve bakterileri öldüren bir takım maddeler içeriyor içinde. Antiviral ve antibakteriyel, yani virüse karşı hem bakterilere karşı korumayı sağlıyor. Kan şekerini dengelemek için gerçekten sarımsak. Onun için biz bunu gece yatmadan önce vermek istediğim şey de hafif gece de metabolizmamız çalışsın diye veriyorum. Kalp hastalıklarında koruyucu özelliği var. Ve kansere karşı koruyucu özelliği var. Çok güzel. Şimdi son bir tarifimiz kaldı diye biliyorum hocam. Bu buna benziyor aslında ama bunu da yapalım buradayken. Hocam gelmişken hepsini yapalım. Bugün. Kahveli bir içecek yapacağım. Bu soğuk bir kahve olacak. Bildiğimiz Türk kahvesi değil. Onu biraz sonra, az sonra göreceksiniz. Orayı kaçırmayın. Dediğim gibi herkesi muma döndüreceğim ben. Herkesi. İstisnasız herkese. Az sonra yapacağımız tarifleri kaçırmayın. Şimdi bunun için gene bir bardağımız var mı gene? Yoksa gene gelsin hemen bir bardak. Tamam, bir bardağımız gelsin. Bol bol bardak lazım bana. Evet. Hayır, bunu bir litre suyu içince insanların kafası karışıyor. Ben tek kişiyim diyor. Doğru söylüyorsun. Evdekiler zayıf diyor. Bunu ben de yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi gene bir bardak suyumuzu aldık. Bu bardak suyumuz bu şekilde olabilir. Bu da ılık suyumuz var. Ama daha sonra soğumasını isteyeceğim. Bunun içine koyuyoruz. Buraya kadar su koydum. Şimdi buradaki malzemeler, kahvemiz var. Bir de ne bu? Tarçın. Bir de ne var? Yine pul biberimiz var. Şimdi gene kaşığımı alıyorum. Ya şu tarçını, sarımsağı, zencefili, pul biberi, sumağı, balı hayatımıza, elma sirkesini. Sokalım. Bu kadar basit. Sokalım. Şimdi burada Türk kahvesinden gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı atıyorum.
Bundan çay kaşığı kadar koysanız yeterlidir. Türk kahvesi gibi olarak değil. Çok azıcık. Şöyle bakın, bir ucuyla gibi. Görüyor musunuz? Bu kadar da bir tarçın koydum. Tamam be. İstiyorsanız pul biber koyun, isterseniz koymayın. Dediğim gibi koyarsak biraz daha böyle metabolizma daha fazla, bu kadarcık. Fazla şurada da gerek yok. Şurada yaptığımız tarifler içerisinde hemen aklıma geliyor. Çünkü insanlar hevesleniyorlar ve yapıyorlar ve özellikle düzenli yapmaya da gayret ediyorlar ama hani şu hastalığı olanlar bu tariflerin hepsinden muaf olmadılar. Bunlardan mideyle ilgili olanlar. Mide sıkıntısı yaşayanlar demiş. Ülser olanlar, midesinde şikayetli olanlar, reflos olanlar bunları dikkat. Çok dikkat etmesi lazım. Tamam. Hani iç içmesin diyemiyorum ama dikkat etmesi lazım. Tansiyon için olan söyledik. Çok düşük olanlar sarımsaklı olandan içmesin dedik. Şunu soracaktım tam olarak ama az sonra zaten mutfağa geçerek bunu benzer çok önemli bir tarif yapacağız. Yani kendimiz hazırladığımız Türk kahvesinin içerisine de bu bunları katabilir miyiz? Evet. Bu biberimizi katabilir miyiz? Vesaire diye ki dilerseniz mutfağa yavaş yavaş hadi geçelim. Çünkü çok güzel iki tane tarifimiz var. Hocamız da bu tarifi yapmak için sabırsızlanıyor. Çünkü hem çok etkilerinden bahsetti hem de faydalarını bize az sonra anlatıyor olacak. Birincisi ne yapacağız siz söyleyin. Şimdi sevgili... Ne yapacağız? Niçin yapacağız? Ama yapmayacağız. Yapmayacağız tamam. Şu. Fox TV izleyicileri kesinlikle kaçırmayın. Biraz sonra belki reklam olacak. Reklamdan sonra döneceğiz. Ama bu hayatınızda duyabileceğiniz en güzel karışım olacak. Herkes zayıflayacak. Kesinlikle. Reklamlardan sonra efendim Murat Topoğlu hocamızla bu mutfakta yapacağımız evet. Tarçınlı kahvemizle, naneli kahvemizle devam ediyor olacağız. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Evet, Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Doktor Murat Topoğlu hocamızla birlikteyiz. Beklenen an geldi. Mutfaktaki o tariflerimizi bizler için yapacak hocam. Evet, reklam öncesi bekleyin demiştim. İşte şu an o an geldi. Geldi. Şimdi... Birisini aç karnına içeceksiniz, bir tanesini tok karnına içeceksiniz. Aç karnına içersek ne oluyor? Tokluk hissi veriyor, acıkmanızı azaltıyor. Tok karnına içerseniz ne oluyor? Şekeri dengeliyor, insülin direncini azaltıyor. Bu nedir? Bildiğimiz Türk kahvesi. Şimdi bu Türk kahvesi için elimizde bir Türk kahvesi var ve burada da bir fincanımız var. Bu fincanın içine suyu koyduk, içine. Şimdi bunun içine de herkes istediği kadar kullanabilir normal ama ben bildiğimiz Türk kahvesi. Bunu içine koyuyoruz. Şimdi hemen ikinci kahvemizi de alalım. İkinci kahvemizi de şuraya alabilirsek yan tarafı yanına koyalım. Bunun içine de bir tane koyuyoruz. Ve İkisi bu, de yan yana dursun. İkisi de yan yana dursun. Şimdi burada püf noktası şu. Orası mı açık? Bir tane nanemiz var görüyoruz. Bir de tarçınımız var. Bakın şurası çok önemli. Birisi naneli birisi tarçınlı. Tarçınlı. Nasıl yapacağız? Şimdi bunu pişmeye başladığı andan itibaren şöyle görüyor muyuz ekranda arkadaşlar? Çay kaşığımın ucu kadar çok fazla koymayacaksınız. Bunu Ayşe ablacığım teşekkür ederiz. Naneli koyuyoruz. Öbürünü de çay gene kaşığı, çay kaşığının ucu kadar gösteriyorum. Bu kadar tarçın koyuyoruz. Şimdi naneli olan bu aç karnı içilecek. Dediğim gibi iştahımızı azaltacak. Midemizdeki dediğim gibi tokluk hissini azaltacak. Ve şu anda gerçekten çok tutuldu. Ben kendi sosyal medyamda da paylaştım. Evet. Herkes bunun etkilerini de yazmaya başladı. Çok burada güzel. Da tarçınlı var. Tarçınlı da metabolizmayı dediğim gibi hızlandırıcı ve kan şekerini dengeleyici. Karıştıracağız. Şimdi bunları karıştıracağız pardon. Şu tabii ki anlatırken bir şey olmuyor. Pardon özür dilerim. Evet. Tamam. Evet. Evet. Şunu da şöyle yapalım. O siz öyle tutun. Siz öyle tutun. Ben şu tarçınlı kahvemiz. Evet. Şu da... Naneli kahvemiz. Tamam mı? Şimdi, Ayşe abla şunu azıcık kısalım. Tamam zaten piştiler. Cayırdamasın. Zaten evet pişti sayılır. Cayırdamasın. Tamam. Şimdi bakın hemen pişti. Görüyoruz. Naneli olanı buraya koyuyorum. Güzel hoş da bir aroma verecek ama aynı zamanda çok farklı etkileri. İnanılmaz bir Türk kahvesi. İştahımızı azaltıcı. Az yiyince de kiloları vereceğiz. Bakın köpüklü de oldu. Bunu buraya koyalım. Bir diğeri de tarçınlı. Bir de tarçınlığımız var. Bunu da tok karnı içeceğiz. Günde ne kadar içeceğiz? Günde bir sefer naneli, bir sefer tarçınlı içmeniz yeterli olacak. Bir kere aç karnına, bir kere tok karnına içebiliriz değil mi? Evet, aynen. Bu da çok güzel köpüklü oldu. Çok az kullanıyoruz burada tarçını. Çok az kullanıyoruz naneyi dediğim naneyi gibi. Naneyi de aynı zamanda. Bakın, harika. Afiyet olsun. Nefis oldu bu. Olsun diyelim. Şimdi evet. Lavantayla devam edelim mi bir miktar? Tamam. Yoksa... Muz mu? Muzla devam edelim. Bir de hemen göstermek istiyorum. Bu da çok önemli. Şimdi öğün yemeği olarak yapmak istiyorsanız, öğün yemeği, bu sefer naneli de olabilir, tarçınlı da olabilir. Ama ben düz Türk kahvesi yapacaksınız. Bunu soyacaksınız.
Bildiğimiz düz Türk öğün yemeği yerine geçiyor. Evet, düz Türk kahvesine. Ama nanelde tarçın da olabilir. Bunu öğün yerine geçecek. Alacağız. Isıracağız. Ve bir yudum. Ve birazcık. Güzel. Tarçınlı kahve çok yakışır yalnız bunun yanına. Bu naneyi de. Bu da güzel. Bir de tarçınlı yapayım. Bir yudum da. Nedir bunun peki? Bu nedir? Neden muzla beraber tüketirim Türk kahvesini? Muz, lifleri çok olan ve zor emilen ve mide ağrılarında da en çok kullandığımız besin maddelerinden bir tanesi ülserlerde. Aynı zamanda hem tatlı ihtiyacını giderirken hem sizi doyurur, tokluk verir. Ben kendim de diyet yapıyorum şu anda. Bütün sosyal medyayla beraber arkadaşlarım diyor onlara. Onun için ben de bunu da gösterdim hakikaten. 100 bin üzerinde bir video görüntüleme aldı. Ve bunu tokluk hissi veriyor ve öğün yerine geçiyor. Mesela öğlen yemeğiniz bu. Şurasınız. Bir muzun hepsini yiyecek miyiz? Yiyeceğiz. Yiyebiliyoruz, çok güzel. Bir yudum Türk kahvesi, bir tane ve muzu. Emin olun bu bittikten sonra bir şey yiyemezsiniz. Aa, güzel, açlık. Tokluk hissi yaratacak. Bu muz benim, kimseye verme. Olsun, sizin hocam. Merak etmeyin. Peki, şimdi zayıflamaya yardımcı bir öğle yemeğimiz var. Hızlıca dilerseniz onu da hazırlayalım. Eğer hemen vaktimiz kalırsa ben bugün lavanta yağını da konuşmak istiyorum. Havuç. Peki. Havuç ister haşlayın ister çiğden. Böyle rendeledik. Haşladığımız daha iyi oluyor. Şuraya koyduk. Haşlanmış havuç ve güzelce rendelenmiş. Evet. Bunun içine yarım yağlı bir süt koyuyoruz. Şu kadar mı? Bu kadar yeterli. Tamam. Ve hemen bir çorba kaşığı da balımızı koyuyoruz. Ve çok az da şuradan bir tarçın ekliyoruz. Tarçın. Ve bu bir öğün yemeği oldu. Evet. Ama içinde her şey var. Havuçta A vitamini var, C vitamini var, sütte protein var. Ve bu sizi gerçekten öğün yerine alır ve bayağı da sizi akşama kadar tutar veya akşam yemeği olarak da kullanabilirsiniz. Bu yulaflı yiyeceklerimize güzel bir alternatif olacak anladığım kadarıyla. Tabii yulaf da koyabilirsiniz ayrıca ona. Son derece basit. Ellerimize bir yemek. Sağlık. Vallahi kaç tane tarif yaptık bilmiyorum. Lavanta yağını konuşalım. Tamam. Şimdi lavanta hakikaten son yıllarda daha da önemli olan bir bitki. Bunun özelliği şu. Evet. Şimdi bunun bir yağı var. Bir de lavanta biliyorsunuz bütün oda kokularında, lavabo kokularında. Demeyi güzel kokar. Lavanta hakikaten enteresan bir şeydir. Bunun da yağı var burada. Lavanta yağı da var. Şimdi bu yağını alıp baş ağrımız olursa şöyle elimize ben şöyle kullanabilirim değil mi? Siz de, evet, normalde bu şekilde kullanmıyoruz ama hızlı hareket edelim diye. Şöyle bakın ucuna geldi yağ. Mesela şakaklarım ağrıyor. Şakaklarımı şu şekilde biz akupunktur noktaları olarak da buralara iğne takıyoruz. Ama siz bu şekilde strese karşı, şu baş ağrılarına iki karşı kaşımızın hemen yanları görüyorsunuz buraları. Şuraları. Hatta burada ben bir şey de getirmiştim. Bulabilsem ama buldum. Şimdi mesela alın bölgemiz ağrıyorsa kaşımızın tam orta kısmından şöyle koyuyorum iki tane. Naz ağrıklarımızı da koydum. Evet. Şimdi şu bölgelere. Bu bölgelere bu lavanta yağını bu şekilde ovalayacağız. Masaj yapacağız şöyle. Şöyle kendimize. Şöyle yapacağız. Ensemiz ağrıyorsa ensemize de hafif lavanta yapıp bu ense köklerini şu şekilde ağrılayacağız. Bir de omuzumuzun başıyla boynumuz arasındaki orta mesafede bu trapezius kasa hep buraları sıktırırsınız ya. Buraya yani böyle sıkma değil de oraya şöyle noktasal olarak bastırıp bu lavanta yağı veya bir buzla yapabiliriz. Ay çok güzel. Bunu toz halinde bu şekilde toz halinde yerseniz şöyle göstereyim. Bakın şöyle kapartayım bir tanesini. Şu şekilde görüyor musun? Bu toz haline getirdik bunu. Yani bu şekilde yerseniz bu mide ağrılarına da çok iyi geliyor. Yemek sonralarında bu şekilde bu kadarcık bir mide ağrısı da çok iyi geliyor biliyoruz. Bu aynı zamanda haftada iki kez eğer koklarsanız diyorsunuz menopoz sıcak basmalarının da aynı zamanda iyi geliyor. Yani lavanta yağını koklamak değil mi? Şöyle bir lavantayı şöyle elimizde alıp şöyle koklamak da yine aynı şekilde iyi geliyor. Lavanta yağı çay ağacıyla karıştırılıp saça uygulanınca da yine dökülmeyi ve kepeği de önlüyor. Badem çay ağacı yağıyla bu yağı karıştırıp haftada bir kez saçlarımızı güzelce friksiyon yapacağız. Bir 15 dakika kalacak, 15 dakika sonra yıkayacağız. Aynı bu saç dökümlerine de çok etkili, kepeğe de etkili. İyi bir dezenfektan olduğunu da biliyoruz. Kesinlikle çok iyi bir dezenfektan. Lavantanın bakteri öldürücü özelliği de var. Dediğim gibi bir de sivrisinek ve böcek sokmalarında da çok etkili. Sivrisinek yağını ve böcek mesela saklarında sürebiliriz? Ne aynen bileyim? Yağını yani o burada bitkisel olarak biraz önce anlattığım gibi çay şeklinde yapırsa mideye iyi geliyor. Evet. Ama yağını dediğim gibi böcek sokmalarını yapabilirsiniz. Çamaşır makinesine 4 damla atın,
Yani en son yıkamada inanılmaz bir şekilde çamaşırlarınızın güzel kokmasını ve de dezenfeksiyonunu da sağlıyor. Yani evet, mikrop da öldürdüğü için. Bir taşta iki, üç kuş birden vuruyor diyebiliriz. Şimdi elimde iki tane konu var, size sormak istiyorum. Göbek ve basen parçalamaya yardımcı desinler mi desem? Bir şey söyleyeceğim. İmtihan öncesi koklarlarsa öğrenciler, çok enteresan. Gerçi imtihan şu anda çok fazla zorluk yaşıyor ama hafızayı artırdığını biliyoruz. Öyle mi? Tabii. Koklatmak mı mesela çocuklarımıza? Şey böyle, hafif böyle. İmtihan öncesinde. Bu da enteresan bir bilgi. Onda bir bilimsel zihin bir açıcı. Zihin aynı açıcı özelliği var. Aynen öyle diyelim. Şimdi şöyle devam edelim. Sağlıklı kilo evet. vermek için mutlaka yapılması gerekenler. Yani hepimiz farklı diyetleri farklı zamanlarda yapıyoruz. Bazısı niye bu kadar sağlıklı beslendim veya işte diyet yaptım kilo vermedim diyenlerin aslında anayasası gibi niteliğinde de bakmamız tabii. gerekiyor. Hocam dilerseniz siz başlayın, buradan devam edelim. Şimdi bir sürü madde var. Bunlardan bir tanesi öğlen ve akşam yemeklerinden sonra bir bardak suyu, biraz önce de anlattık. Bir tatlı kaşığı veya bir çorba kaşığı elma sirkesi koyup içmek. Bu. Bir metabolizmayı da hızlandırıcı özelliği var. Kan şekerini düzeltici var. Gazı da önleyici özelliği var. Ve bugün bununla ilgili zaten çok fazla tarif verdik. Yaptık. Aynı zamanda her gün en yüksek antioksidan olan bir çay kaşığı sumağda, 3-4 tane karanfil, bir tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 2 kaşık balla mutlaka tüketin diyorsunuz. Kesinlikle doğru. Çünkü bu vücudumuzun hakikaten güne başlaması gibi. Hmm. Su gibi düşünün bunu. Yani anladım. Suyu içiyoruz. Su en yüksek antioksidandır. Yani vücudu temizleyen en önemli evet. bir madde. Ama onunla beraber bunun yapılmasına yarar var. Üçüncüsü de aşırı iştah duyulması 5 dakika sürer inanın. O 5 dakika bir şeylerle uğraşırsanız. Ya arkadaş Çağla ne haber, nasıl çocuklar falan. Aa vallahi iyiler. Hemen o 5 dakika geçtiği zaman o açlık hissiniz kalkıyor. Bu çok önemli. Bir de normal yattığımız süreden 30 dakika önce yatarsak, evet. bir de 30 dakika önce kalkarsak metabolizmamız hızlanmaya başlar ve kilo vermeye başlarız. Anladım. Onun için biz hep 11'de yatağa girip en geç 12'de uykuya dalmak lazım. Melatonin hormonu açısından. Melatonin hormonu demek zayıflamak demek. Yani sonuçta bunlarla birbiriyle alakası tabii olan bir şeyle hipotalamus dediğimiz bölgede. Çok. Normalde yattığınız süreden 30 dakika önce yatıp 30 dakika önce kalkmak da kilo vermenizi başlatıyor. Aynen. Bu da önemli tüyolardan bir tanesi oldu. Şimdi göbek ve basen parçalamaya yardımcı, özellikle o inatçı yağlardan kurtulmaya yardımcı besinler var. Özellikle spesifik olarak hocamız evet, onları yeşil anlattı. Yeşil çay bu konuda çok etkili. Yalnız çok yüksek tansiyonu olan insanları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Hı-hı. Çünkü kafein fazla oranda olduğu için. Hı-hı. Ama yeşil çayda kateşin dediğimiz antioksidanlar var. Flavonoid dediğimiz. Hı-hı. Bunlar hakikaten metabolizmayı hızlandırdığını artık bütün dünya kanıtladı. Evet. Ama günde bir, maksimum iki, iki bardak içeceğiz. Yemek sonrasında. İkincisi yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi hakikaten tokluk hissi verir. Biraz önce yaptığımız bu havuç haşladık, süt koyduk ya. Bunun içinde bir çorba kaşığı koyarsak bir de yulaf ezmesi şak diye toklar size. Çok güzel. İkincisi baharatlar, özellikle sumak, acı biber, kapsasın var dediğim gibi içinde. Bunlar vücuttaki kalori miktarını yakarak artırıyor. Çünkü ısıdan dolayı vücutta ısı yapıyor. Zencefil, zerdeçal, karabiber de çok önemli. Hı hı. Karabiberden bahsederken karabiberi mutlaka kullanın. Ben bir de bir şey daha yapıyorum. Tane karabiberler var ya. Evet. Çok enteresan. 3-4 tane karabiber atıyorum ağzıma tane şeklinde. Evet ve çatır çatır siz iziyorum. Siz onu naneyle birlikte de çok tüketiyorsunuz. Ona evet o iştah kapama evet. için öyle. Ama bazen sırf karabiberi yapıyorum. Neden? Quercetin var. Hiç geçen gün televizyonlarda Covid'e karşı önleyici özelliğinden dolayı quercetini konuştuk. Doğru. Yani quercetin içeren... Siz de dilinizde tüy bitene kadar quercetinin faydalarını aynen. zaten her quercet, zaman anlatıyordunuz. Quercetin içeren vitaminler de var. Ondan da kullanılabilir. Günde en az bir limon yiyin. Ama limonu da yerken yani ben o liflerini de yemenizi istiyorum. Hmm. Kabuklarını da yemenizi İyice istiyorum. İyice böyle değil mi? Yiyin. Topluk. Kabuklarını da rendeleyerek vesaire. Aynen. Rendelemeye de gerek yok. İnanın ağzınızı parçalayın. Çok güzel bir aroması var. Evet ben de çok severim ekşiyi. Ya alıştık olunca da yapabiliriz buradan. Hocam gerçekten çok keyifli bir program oldu. Ben emeğinize de çok sevindim valla. Çok teşekkür inanılmaz. Ediyoruz. Bir alkış rica ediyorum Doktor Murat Topoğlu hocama. Teşekkürler sağ olun. Emeğinize sağlık hocama buradan uğurlarken. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Sinan Göker hocam geliyor. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. İlk olarak geçmiş olsun diyeyim. Teşekkür ederim. Sonrasında da akıl mercek ne demektir? Ne kadar süredir uygulanıyor? Bunu konuşarak başlayabiliriz. Buyurun. Şimdi akıllı lens, akıllı mercek aslında bir katarak ameliyatında kullandığımız bir mercek. Hı hı. Yani katarak ameliyat dediğimiz ameliyatta katarak göz merceği puslandığı için göz merceğini alıyoruz, yerine yeni bir sentetik lens takıyoruz. Evet. Eskiden tek odaklı lensler vardı. Bu lensler
olduğu zaman kişi uzağı görüyor ama yakını okuma gözü gerekiyordu. Hı hı. Sonra işte teknoloji, araştırma falan gelişti. Yakını da gösteren çok odaklı lensler çıktı. Hı hı. Ben bu lensleri aşağı yukarı 13-14 senedir takıyorum ama son 1-2 senedir bunlarda böyle bir havalı isim bulundu. Akıllı lens diye. Hı hı. Akıllı lens, akıllı mercek aynı şey. Sonuç olarak o hastanın kendi lensi alınıyor. Hı hı. Bu yeni sentetik şeffaf lens takılıyor. Eğer çok odaklı lens veya akıllı lens olursa kişiler ameliyattan sonra yakını da görebiliyorlar. Yani aynen. Hem uzak numarayı düzeltiyoruz hem yakını düzeltiyoruz. Bu özellikten dolayı bu lensler yakın problemini de düzeltmek amacı çok popüler oldu. Yani şu anda söyleyebilirim ki göz hastalıkları ve ameliyatları konusundaki en popüler konu. Çünkü yakın insanların en büyük derdi şu anda. Evet. 50 yaş üzeri ya 45 yaş üzeri yakın problemi olduğu için yakın problemini hakikaten tamamen çok iyi bir çok şekilde enteresan. Ortadan gerçekten kaldırıyor. Böyle yani altına imza atılmış gibi 40'lı yaşlardan sonra o yakın problemi başlıyor. Minik minik ben mesela 42 yaşındayım arada bir ne oluyor falan olmaya evet, başladım evet. Mesela. Minik. Çok yakında göremiyorsunuz ama 42 gene evet. Şöyle orta mesafe tamam. O şekilde görüyoruz. Bir kez daha aslında altını çizmekte fayda var karışıklık olmasın diye evet. Katarak ameliyatı ve akıllı lens ameliyatı aynı şey midir? Ameliyat süreci nasıldır birazcık da ona ekleyelim. Artık. Kesinlikle yani sonuçta katarak ille gelişmiş çok sonuna kadar gelmiş hastalara yapmamız gerekmiyor. 50 yaşlarda çünkü herkes de bir şekilde katarak başlıyor minik artık. Minik minik başlıyor. Minik minik başlıyor ve yani biz hastayı muayene ediyoruz. Diyelim ki daha 50 yaşında ama muayenede belli oluyor. 3-4 sene sonra belli ki katarakta olacak. Katarak başlamış. Başlayınca mutlaka ilerler katarak. Hmm. Dolayısıyla bu kişiye ille katarak görmesi çok azalana kadar beklemeden yakın problemini de halletmek için daha erken yapabiliyoruz. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü hayatta bir kere olacak bir ameliyat. Olduktan sonra ömrün sonuna kadar böyle devam ediyor. Bir daha katarak numaralar, olma ihtimali yok. Katarak bir daha tekrar etmiyor. Numaralar bir daha bozulmuyor. Bir kere olacak. Kişi ameliyattan sonra hemen uzağı ve yakını gözlüksüz oldukça net görmeye başlıyor. Çünkü bunların teknolojileri yani benim 13 sene önce ilk başladığım zamanki gibi değil yani. O zaman bazı ufak tefek yan etkiler, problemler vardı. Bu problemler yavaş yavaş aşıldı ve şu anda gelinen noktada hakikaten hasta memnuniyeti doğru yapıldığı takdirde. Yani doğru kriterler, doğru lens takıldığı takdirde. Doğru hekim ellerinde. Evet yani tecrübe çok önemli. Evet. Yapıldığı takdirde hasta memnuniyeti çok yüksek. Yani uzak hakikaten hasta çok iyi görüyor. Yakını da diyebilirim ki en küçük ilaç prospektüslerini bile gözlüksüz okuyabiliyor. Güzel şu an ben bile onu okuyamıyorum. Bir ışık önemli bu. Nasıl? Işık önemli bu çok odaklı lenslerde. Çünkü bunlar ışıkla çalışıyor. Yani ışık fazla ışıkta göz bebeği küçülüyor. Göz bebeği küçülünce çünkü lens kendini şeklini değiştiren bir lens değil. Sentetik öyle sabit bir lens. İçinde halkalar var. Dolayısıyla orta kısmı göz bebeği küçülünce optik olarak orta kısım devreye giriyor ve orta kısımla yakını görüyor kişi. Dolayısıyla ışık ne kadar bolsa o kadar iyi gözüküyor. Yani karanlıkta okunmuyor. Evet. Ama ben hastalarıma da hep söylüyorum. Mesela okuyor ama zorlandı, yoruldu gözü veya küçük bir yazıyı göremiyor. Bol ışık tutarsanız evet, görünüyor. Görmeye başlıyorsunuz. Telefon ışıkları bu anlamda işe yarıyor gerçekten. Peki akıllı lens uzun süren bir ameliyat mıdır? Hiç bilmeyenler için dilerseniz birazcık detay verelim. Şimdi akıllı lens dediğimiz gibi katarak ameliyatı sonuçta. Katarak ameliyatı 10 dakika sürüyor. Yani ben aslında 6-7 dakikada yapıyorum ama ortalama 10-15 dakika. Damlayla uyuşturuyoruz. Çok kolay bir ameliyat. İki göz aynı anda mı yapılıyor? Arkasında lazer diye bilinen yöntem. Fako emulsifikasyon, dikişsiz katarak ameliyatı dediğimiz yöntem. Onu da 1990'da başlamıştım yapmaya. 10 dakikada bitti. Hiç ağrı yok. Damlayla uyuşturuyoruz. İğne mine yok. Dikişsiz oluyor. Bu sırada damardan da güzel bir kokteyl veriyoruz. Çünkü hastalar tabii ameliyathaneye iniyor. Bayağı tedirgin oluyor göz doğru. Falan. Yani hem ağrı kesici hem sakinleştiririz. Dolayısıyla hastalar ameliyat olduğunu anlamıyor bile. 10 dakikada bitiyor. Bantla kapatıyoruz. Birer birer yapıyoruz bu arada. İki göz aynı gün olmuyor. Yani ideali bir hafta ara. Çünkü bir koyduğumuz lensin numarası tabii ki biz bilgisayarda özel
kişiye özel çok olamıyor. Bilgisayarda formüller var. Oradan çıkıyor bize bir numara. O numarayı takıyoruz ama %15 ihtimalle bir sapma oluyor. Dolayısıyla kaç numara olduğu bir hafta sonra belli oluyor. O numaraya bakarak o sapmayı hesaplayıp ikinci gözle onu tam ayarlayarak ona göre bir lens takıyoruz. Aynen. Onun için o süreyi vermek iyi. İyi, avantajlı. Ve uzağın tam sıfır olması lazım bu üç odaklı lenslerde. Gerçekten bu çok önemli. Hı-hı. Yani şimdi çünkü bir sürü hasta duyuyordur. Bir kısım hastalar memnun, bir kısım hastalarda memnun olmayan hastalar da var. Neden kaynaklanıyor bu? Ha, bu memnuniyetsizlik neden oluyor? Bence birinci sebebi geriye bir numara kalıyor. Bu lenslerde inanın, yani mesela şöyle, kaç alıyor hocam mesela? Yüzde işte o da doktordan doktora değişiyor. Yani ne kadar ölçüm yaparsanız, hangi formülleri kullanırsanız değişiyor ama yani benim hastalarımda %10 ama yani %30 olabiliyor falan. Dolayısıyla ama inanın 0.50 kaldı. O 0.50 normal insanda hiçbir şey yapmaz. Yani %100'e evet, yakın ama görür. Ama bu lenslerde çok rahatsız ediyor hastalar. Dolayısıyla o 0.50'yi de ben lazerle tekrar sıfıra çekiyorum. Yani hastam tam sıfır bırakıyorum. O zaman memnuniyet oluyor. Öbür türlü hasta 0.50, 0.75 kaldı. Şimdi 0.75 için normal doktorlar pek işte şey yapmıyorlar. Yani idare et diyorlar ya da gözlük veriyorlar. Tabii. Hasta da diyor ki ben bu ameliyat oldum niye gözlük takıyorum? Dolayısıyla çünkü lazerde ekstra bir maliyet götürüyorsunuz hastaya merkeze orada lazer yapıyorsunuz falan. Ama bu yapıldığı takdirde yani hastayı sıfır bırakırsanız o çok önemli. Lens seçimi çok önemli. Tabii. Kişiye göre herhalde. Yani kişiye göre bu mesela 3 odaklı lensler var. Trifokal dediğimiz. Şimdi bu yeni bir teknoloji. Orta mesafeyi de hasta görebiliyor. Çünkü normalde 2 odaklı bunlar ama orta mesafe dediğim şöyle bir 80 santim şu mesafeyi sanki göremiyor. Sanki şunu görmem gibi bir şey. Ondan sonra onun ilerisini tekrar görüyor. Zaten o uzak. Şimdi o mesafeyi görebilmek için 3 odaklı lensler dizayn edildi. Hı. Tamam, okey. Hasta orayı görüyor. Fakat bu işi yaparken tabii bir lensin üzerine çok odak koyuyorsunuz. Yani 3 tane odak oluyor. Ve bunun bir takım yan etkileri olmaya başladı. Ben uzun bir süre takmadım ama şimdi takıyorum. Belli kriterler var. Yani hastanın göz bebeğinin çapı, göz rengi dahi yani etkiliyor. Göz içindeki hangisi avantajlı? Özel ölçümler. Şeyler daha iyi tabii. Koyu renk gözler mi? Koyu renk gözler daha iyi. Göz içinde özel ölçümler var. O kameraların uzunlukları falan ona göre takıyorsunuz. Aksi takdirde bu üç odaklı lenslerde yani bir iki odaklarda olmayan mesela gündüz ışıma problemi olabiliyor. Yani gündüz böyle çok ışıklar falan dağılıyor. Veya kişi yakını görüyor, orta mesafeyi de görüyor ama bu sefer 20 metre uzağa iyi göremiyor. Net göremiyor, iyi göremiyor. Yani hastalar yani ölçüm yapıyorsunuz %100 görüyor 5 metre bizim yaptığımız ölçümler. Ama diyor ki hasta karşıdan gelen kişinin ben yüzünü seçemiyorum. 5 metreye gelene kadar net göremiyoruz. Evet yani. Dolayısıyla hani yeni teknoloji demek ille çok iyi onun anlamına hemen üstüne atlayıp şey yan yapmak değil. Yan etki derken bundan mı bahsettiniz? Evet yan etki derken bundan. Ama diğer bütün kriterlere dikkat ederseniz hakikaten bazı hastalarda takabiliyoruz. Problem de çıkmıyor. Ama her hastaya öyle tutturup da aynı lensi takarsanız o zaman bazı hastalarda şey oluyor. Görme kusuru olan her kişiye bu üç odaklı lensi uyguluyor musunuz? Az önce birkaç tane kriter saydınız ama. Şimdi şöyle. Yani hangi bir kere, hastaya hangi mercek uygundur diye de. Evet. Yani işte onu o bütün o şeylere bakıyoruz ama bir kere her halükarda bu iki odaklı, üç odaklı, çok odaklı lensi takabilmek için retina kapasitesinin iyi olması lazım. Yani retinada görme yüzdesi demek. Retina ne kadar sağlam olursa. Yani ne mesela, kadar erken yapılırsa bu iş anlamında mı söylüyorsunuz? Erkenlik değil. Mesela retina bir problem var. Kişi %100 göremiyor. Mesela %80'de kaldı görmesi, %70'de kaldı. O hastalar bu 3 odaklı, 2 odaklı lensleri iyi tolere edemiyorlar. Retina çünkü sarı nokta var, retina orta kısmı. Sarı noktada biraz bir problem olursa çünkü sarı noktayla kişi okuyor. Ve baktığı yerin tam ortası yani sarı noktada görüyoruz. Küçücük bir problem bile olsa evet. Bunları takmıyoruz. Anladım. Dolayısıyla ona iyi saptamak lazım. Çünkü takıldı yanlışlıkla dikkat edilmeden. Hasta ömrünün sonuna kadar onunla yaşıyor bir kere. Bir sene sonra da
lensi geri çıkmıyor artık, yapışıyor, kalıyor oraya. Dolayısıyla buna iyi karar vermek lazım. Yani önceki muayeneler, retina falan çok iyi yapılması lazım. Evet, peki çok yüksek numaralarda da mercekli lensler uyguluyor musunuz? Kaç numaraya kadar mesela? Şimdi evet, iyi bir soru, çünkü şimdi çok yüksek numaralarda da bir göz içi lensi var. Fakat bu göz içi lensi bu katarak ameliyatlarına takılan, yani çok odaklı, yani akıllı lens veya çok odaklı lens değil. Başka bir lens. Yani katarak ameliyatındaki gibi gözün, hastanın kendi lensi alınıp yeni bir lens takılmıyor. Kendi lensi duruyor orada. Onun önüne ikinci bir lens takıyoruz. Yani kontak lensi gözün içine takıyoruz gibi düşünebiliriz. Şimdi bunlar çok etkili. Yani ben de lazeri mesela 10 numaraya kadar miyop lazer yapabiliyorum. Ama 10 numaranın üzerindeki hastalara 10, 15, 20, 25 numaraya gözün içine bu fakik lens dediğimiz göz içi lensini takıyoruz. Yani genellikle gözün bir kere müsait olması lazım. Evet. Gözün uzunluğunun falan, o ölçümler çok önemli. Bir de bu hastalara mesela şeyle de düzeltebiliyorsunuz. Akıllı lensler veya işte çok odaklı, üç odaklıyla falan da düzeltebiliyorsunuz. Ama doğru değil. Yani 25 yaşında diyelim ki 5 numara hipermetropi olan bir genç var. Evet. Yani buna tutup da akıllı lens takmak bence hiç etik bulmuyorum yani. Çünkü pırıl pırıl, saydam, hiç katarakta olmayan bir lensi var. Başka yöntemlerle düzeltilebilir. Düzeltemesek bile gene gözlük takar. Ezbere yapılmamalı. Gençlere yapmamak. Gençlere özellikle. Yani, yani. 45 yaşının altına pek tercih etmiyoruz. Tercih etmiyorsunuz. Özel bir sebep yoksa yani. Üç odaklı mercek ameliyatının süreci nasıl işliyor? Yine öyle pratik, kolay mı? Üç odaklıyla iki odaklı aynı şey. Aynı. Veya normal tek odaklı aynı ameliyat yapıyoruz. Sadece ameliyat sırasında işte tek odaklı veya yani o lens değil de öbürünü takıyoruz. Ve bu süreçte söylediğim gibi kolay. 7-8 dakika sürüyor. Ameliyattan sonra bantla kapatıyoruz. Evet. Eve gidip dinleniyor. O gün sadece bantla kapalı ama ertesi günü bize kontrol geldiğinde açıyoruz bantı, görmeye başlıyor diye. Ve normal günlük hayatına dönüyor. Evet, bir gözlem yani. Yani sokağa çıkabilir, inip kalkabilir, işe gidebilir, yemek bu ara tabii falan birinin serbest. Birinin mükemmel olması, diğerinin henüz daha tam olarak mükemmel olmaması da birazcık zor olabilir o mi? O bir hafta arayla, o bir haftayı bazı iki gözü yüksek olanlarda, çünkü biri sıfır oluyor, öbüründe 6 numara bir şey var mesela. Ya işte kontak lens takıyor ya da o tek gözle idare ediyor. Bir hafta biraz şey oluyor. Peki daha önce mesela herhangi bir lazer göz operasyonu olmuş kişilere de uygulayabiliyor musunuz 3 odaklı lens? Evet, 3 odaklı lens şimdi ilk başta uygulanmıyordu. Yani doktorlar çok çekiniyordu. Ben tabii çok sayıda lazer tedavisi yaptığım için ve bu hastalarda bana hep yakını da görmek istiyoruz gözlüksüz diye bir taleple geldikleri için ben çok erken başladım bunlara yapmaya ve hakikaten yurt dışında da hiç yapmadılar. Yani çok geç başlandı ve ben kongrelerde gidip anlattığım zaman sen nasıl yapıyorsun diye gelip etrafıma soruyorlardı. Bir problem olmuyor. Yani özel tabii lens tiplerini özel seçmek lazım ama artık rutin takıyoruz. Yani lazer olmuş kişilere şey takıyoruz. Çok güzel. Bunun tersi de var. O nasıl? O da mesela daha önce katarak ameliyatı olmuş, gözüne tek odaklı lens takılmış bir hasta. Bunlara sonradan yeni bir lens çıktı, yeni bir teknoloji. Bunu da son iki senedir yapabiliyorum. Kendi mevcut lensinin önüne, o da tek odaklı lensin önüne ikinci bir lens, yakın lensi takıyoruz. Yani aslında gözünde iki tane lens oluyor üst üste. Biriyle uzağı, öbürüyle yakını görüyor. Nasıl bir şey ya? Güzel bir teknoloji. Hakikaten gayet de iyi sonuç veriyor. Peki son olarak katarakta başlayan mesela 25 yaşındaki bir kişinin numarası da eğer lazere uygun değilse o zaman bu 3 odaklı lensi uyguluyor musunuz? Yani 25 yaşında ve katarak var. Mesela? Evet. Nadir de olsa oluyor. Görülebiliyor tabii mu ki böyle bir şey, değil mi? Tabii, özellikle de o hastalara, yani özellikle gençlerde problem varsa ve katarak ameliyatı yapılıyorsa mesela, daha da gençlerde mesela çocuk, 5 yaşında çocuk. Onlara da 3 odaklı takıyoruz. Çünkü onlarda özellikle çok önemli yakın görmesi ve tembellik olmaması için yakın görmenin de sağlanması lazım. Dolayısıyla gençlere de tabii 3 odaklı, özellikle onlar çünkü çok daha bütün bir ömür geçirecekler, evet, yakını görmeden. Doğru.
mümkün değil yani, söz konusu değil. Peki çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza ben sağlık, teşekkür ederim. Değerli bilgiler için. Operatör Doktor Sinan Göker hocama teşekkür ediyorum. Sizi uğurlarken hemen diğer konuğumu ben davet ediyor olacağım. Uzman diyetisyen sevgili Didem Özkan geliyor. Uzman estetisyen. Sevgili Didem. Didem. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi birazcık güzellik, birazcık bakımımızı konuşalım. Evet. Hepimiz özellikle evde bakım yapmaya alıştığımız günlerden aynen geçiyoruz. Öyle. Bir güzellik uzmanı olarak özellikle evde nasıl bakım yapmalıyız ya da yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi tabii yaşadığımız süreç, pandemi süreci haliyle hepimizi evlere bağladı. Evet. Ama tabii güzelliğimizden hanımefendiler ve beyefendiler asla vazgeçmiyor. Tabii ki de. Maske kullanımı da özellikle cildimize hasar vermekle beraber bakış açımızı çok değiştirdi. Haliyle odağımız daha çok gözler, kaşlar oldu. Ama maske çıktığında da cildimizde çok büyük hasarlar oluşuyor. Doğru. Biraz herhalde bugün onu konuşacağız sizinle. Aynen öyle. Yani biz kadınlar için gerçekten yüzümüzün güzelliğimiz hani demek değil mi? Yani gerçekten evet. Yüzümüz, cildimiz böyle iyi olduğunda, parlak hissettiğimizde kendimizi o gün güzel hissediyoruz. Kesinlikle. Diyebiliyoruz. Öyle değil mi? Mesela özellikle en önemli bölge göz bölgesi dediniz. Nelere dikkat edelim mesela? Evde atıyorum kaş alımımızı kendimiz artık yapmaya başladık. Yakın temas gerektiren işlemleri kendimiz aynen evde öyle yapıyoruz. Mesela nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi benim uzmanlık alanım tabii ciltle beraber yüz bölgesinde kaş. Haliyle kaşımızı alırken dikkat edeceğimiz hususlar bir kere yüz yapımıza uygun bir tasarım gerçekleştiriyor olmak. Biraz örnekleyelim tabii istersen. Tabii ki, tabii ki çok güzel olur. Daha da güzel olur zaten. Şimdi mankenlerimiz de var ama birazdan evet onlara da geçelim. Tamam. Öncelikle kullanacağımız ürünler çok önemli. Evde kendi kendimize bu işlemleri yaparken var olan mevcut cilt yapımıza da zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü bu uygulamaları genelde uzmanlar yapıyor merkezlerde. Haliyle öncelikle şöyle bir aslında mankenin yanına geçsem çok daha iyi olacak. Tabii ki buyurun, tabii ki. Evde kaşımızı alacaksak öncelikle bu mankenin kendimiz olduğunu düşünelim. Düşünelim. Ve aynaya, banyo aynası olabilir ya da bu tarz küçük bir ayna alabilirler. Aynaya mesafemiz, yakınlığımız çok önemli. Çok yakından eğer bir tasarım yapmaya kalkarsak, kaşımızı almaya kalkarsak genelde şununla karşılaşırız. Her seferinde evet gerçekten çok acayip oluyor. İçine içine gireriz. Aa bir tüy daha alayım. Hadi şunu da alayım derken bir bakarız incecik ki evet kaşınız kendinize küsmüş ve incecik bir kaş olmuş. O yüzden aynaya mesafemiz genelde şöyle tasarımı yaparken en böyle az bir metre olmalı. Burada kullanacağımız küçük bir kalem hayatımızı kolaylaştırabilir. Çünkü kavis noktaları çok önemli. Tamam, mankenizden gösterebilirseniz. Tabii. Ayna mesafemizi belirledik. Şimdi yüzümüzün tabii ki anatomik yapısına uygun bir tasarım yapacağımız için elmacık kemiklerimiz, çene hattımız, burun mesafemiz de haliyle dikkat etmemiz gereken tasarım esnasındaki önemli unsurlar. Göz pınarımızın hemen şuradaki başlangıcının biraz üst kısmı, gözümüzün bitiminden sonraki şu şekilde genelde çoğu zamanda görebilirler zaten birçok videoda. Şöyle çekilir bitimi, değil mi? Bitimi aynen yapılır öyle. Ve sonrasında da elmacık kemiğimizin olduğu nokta bizim kavis noktamız. Evet, azıcık daha yakından gösterebilirse evet arkadaşlarım çok güzel çizdi ve çok doğru noktalar çizildi. Hemen göz pınarımızı şu şekilde evet belirlediğimizde buyurun göz pınarımızın 1-2 milim önü başlangıcımız. Gözümüzün bittiği noktada şu şekilde bir kalemle çizim yaparsak bitim noktası ve hemen elmacık kemiklerimize baktığımızda onun üst kısmı da bizim kavis noktamızı belirliyor. Bundan sonrası artık tamamen kişinin isteğine bağlı. Tamam. Yani kaşımızda tasarımı düz mü yapacağız, kavisli bir tasarım mı istiyoruz? Bu tamamen kişiye bağlı altından olarak değişiyor. Altından üstünden bir aynen parça aldık çok fazla derinlere girmeden. Sonrasında devamında ne yapalım? Şimdi tabii burada da şöyle bir unsur ortaya çıkıyor. Kaşın tasarımını yaparken kaşı almak çok önemli. Genelde cımbız kullanabiliriz minik tüylerde ama bir takım küçük bantlar eşliğinde de evde aslında bu alımları yapmak mümkün. Evet, kaşımızın çok daha pratik oluyor sanki. Çiziminin hemen yaptıktan sonra ben genelde şöyle de yapılmasını öneriyorum. Kaşa tasarım yaparken üst kısımdan alt kısımlardan da çok rahatlıkla şekil verebilirler. İşte bu şeklin üstünde minik tüyler varsa. Evet evet onlar da böyle bir karartı yapıyor ya aynen insan fark aslında etmeden belli olmuyor ama belli o gölgelenme ama çok net. Hemen bu tip aldıktan bantları sonra diyorum ben genellikle hep şey yapıyorum böyle ay yüzüm gözüm açıldı falan diyorum. Bandı şu şekilde yapıştırıp evet çıkan tüyün ters yönü istikametinde çekerlerse zaten çok rahatlıkla o tüylerden de kurtulmuş oluyorlar. Yine aynı şekilde bu bandı alt kısımda bitim kısımları çünkü çok fazla kadınlarda ve erkeklerde kaşı alırken en çok şikayet edilen tasarımı bozan kısım göz kapağıyla kaşın olduğu bölüm. O bölge.
Şurada da yine minik bantları yapıştırarak kaşın çıktığı yönün tersinde çok rahatlıkla kurtulabilirler. Evet, kızımızın kahkülleri birazcık evet. Şu an fazla kıl devreye girdi. Peki aynen. Bıyık üstü falan mesela? Bıyık üstünde zaten kesinlikle evde iple kaşı almayı da önermediğim gibi bıyık üstünde iple almayı önermiyorum. Çünkü cilde Hı-hı. çok ciddi anlamda hasar veriyor. Hı-hı. Zaten ip kullanımı sonrasında ağırlıklı olarak sivilce, aknelenme ya da ciltte hasar oluştuğu için yine bu tip bantlardan aynı şekilde faydalanabiliriz. Aynı şekilde faydalanabilir. Açarak yine tüyün aynada bakabilirler yönlerine. Yapıştırdıktan hemen sonra tüyün ters istikametinde çekebiliyorlar. Gözaltı ve çevresi evet. için bakım önerileriniz neler olur? Gözaltı ve çevresinde özellikle kırışıklık çok fazla meydana geliyor. Çünkü evet. kuruluk da olduğu için Tabii. su tüketimi de eğer azsa o zaman yapacakları minik mesela avokado benim en çok önerdiğim bakımlardan göz çevresi biri. Için göz mi? Çevresi Hı-hı. için. Rendeleyip ya da işte bir mix kullanarak parçalayarak içine çok az zeytinyağı koyduklarında bunu biraz da buzdolabında bekletirlerse maske şeklinde göz altlarında Hı-hı. tutabilirler. Gece uyumadan öncesinde bunu yaparlarsa bir 10 dakika ertesi gün zaten çok nemlenmiş hatta torbaların da çoğu zaman da inmiş olduğunu görmeleri mümkün. Peki evde hazırlayabileceğimiz yine lekelere karşı tam olarak demeyeyim tabii ona bir takım lazer işlemler gerekiyor ama evde hı hı. Bugünlerde bakımı yaptığımız için şöyle düşünebilir miyiz? Mesela cilt tonumuzu eşitleyici her gün düzenli olarak kullanabileceğimiz tonik mesela ya da işte ne bileyim bir kür var mı? Kahve mesela en sevdiğim benim hı. cildimiz hı. için önerebileceğim. Peeling açısından kahve çok öneriliyor değil mi? Aynen çünkü sorsan. Aslında biz Türk milleti olarak biraz temizleme ürünlerimizde de kullandığımız setler ağırlıklı köpük değil de granüllü ürünlerdir. Böyle hani aldığımız ürünü köpürtelim, cildimizi öyle hı hı. temizleyelim. Yanı sıra da kullandığımız ürünler biraz daha kürete edebilsin. Hani granüllü olsun. Bu anlamda mesela herkesin evde çok rahatlıkla son dönemlerde kahve tüketimi de çok fazla arttı. Herkesin evinde vardır. Evet. Kahveyi çok rahatlıkla içtikten sonraki kalan tortuyu da kullanabilirler. Ya da tamamen sıfır haliyle bir parça kahve. Mesela hı. burada arkadaşlarımız hazırlamışlar. Tabii. Onu örnek olarak da gösterebiliriz. Buyurun. Gösterelim. Şöyle alalım. Tamam. Bir parça kahve alabilirler. Tamam. Şöyle bir kaşık koyalım. Zaten kokusu itibariyle de acayip keyifli bir maske. Ballı kahveli. Bugün aynen. Bütün hayatım bal oldu ya. Kahve bak Türk kahvesi bal, Türk kahvesi bal. Az önce yaptık. Az önce içtik. De yine Türk kahvesi vardı değil aynen. mi? Az süper. Önce içtik şimdi cildimize uygulayacağız. Aynen. Şimdi bir miktar bal aldık. Sonra yine hani oran tamamen aynı olabilir. Kıvam. Kıvam böyle önemli. Bir kıvam aynen tutturacağız. Öyle. Zaten hepimiz biliyoruz o kıvamı da. Uzman olduk diyebilirim. Peki mesela şeyden korkmalı mıyız? Cildimiz çok sivilceye yatkın, yağlı bir ciltse zeytinyağı kullanmak ne kadar doğru? Aslında herkes yanlış değil. Kesinlikle kullanılabiliriz. Bazen yağla nem arasındaki fark da ayrıştırılamayabiliyor. Çünkü yağlı bir cilt nemsiz de olabilir. O anlamda zeytinyağı aslında hayatımızın en çok kurtaran ürünlerinden biri diyebilirim. Bu durumda biraz daha seyreltmek gerekiyor. Yani hı hı. zeytinyağını hafif elimiz ıslakken bir iki damla elimize alıp cildimize kompres daha, yapabiliriz. Evet. Ha, bu seyreltme evet seyreltmek işlemi. Çok önemli. Ya da işte önemli. Kaynatıp mesela hı. büyükannelerimiz çok yaparlar. Kaynatırlar zeytinyağını. Hı hı. Sonrasında içine bir miktar su koyup bekletirler. Daha oranı da azalır. Hem de cildimizi nemlendirir. Kantaron yağı mesela bu anlamda çok kurtarıcı. Kantaron yağından biraz bahsedelim ya. Ne kadar kantaron çok kantaron yağı benim en sevdiğim. Ve ne kadar çok işe yarıyor. Birazcık bahseder misiniz? Harikulade bir şeydir. Ve nerelerde uygulanabilir? Kantaron yağının en önemli özelliği iyileştirici etkisi olması. Hı-hı. Yani hücre çeperinin kendi kendine onarmasına destek oluyor. Yani değil mi? Mesela siz böyle söylediğiniz zaman benim aklıma hemen minik çocuklarımın dizindeki şurasındaki yaralar geliyor. Aynen mesela öyle. Onları direkt uygulayabiliyor muyuz? Temizledikten sonra yine bir pamuk yardımıyla çevresine hı hı. Direkt açık yaraya uygulamak açık, doğru evet. değil. Evet. Ama hani mesela morarmalarda, kızarıklıklarda, cildiniz yandıysa, hı. soğuk havalarda mesela şu dönemde maskede kullanıyorsunuz. Cildiniz hasar gördü hem de soğuktan kurudu. Hı hı. Akşam eve gittiniz, elinizi yüzünüzü yıkadınız. Hı. Ben mesela genellikle kendim evde keçi sütüyle hazırlanmış bir sabun kullanıyorum. Hı hı. Hemen arkasından biraz kantaron yağını elimin ıslak haliyle hem elimi yumuşatıyor, kuruyan ellerimi, yanı sıra kalanıyla da yüzüme kompres yapabiliyorum. Göz çevreme yine aynı şekilde gözlerime çok yaklaştırmadan yapabiliyorum. Uygulanabiliyor. Gerçek anlamda hayat kurtaran bir bitki diyebiliriz kantaron için. Bu arada kahvemiz de zaten hazır oldu. Onun içine de minicik kantaron yağı da kattık. Kıvamını şahane, da şahane bir şey. Ayarlıyorsun. Nasıl aynen uygulayacağız? Şimdi
İstersen mankenimizle uygulayalım birazcık. Nasıl yapalım? Ondan sonra eldivenle. Olur. Eldiveni takalım. Tabii nasıl? Bu kahve bir de bu baskı şeyi falan da önemli değil mi? Yani elimizle ne kadar bastıracağımız, burada, ne kadar baskı yapacağımız. Burada önemli olan şey şu cilt tipi. Cildimizin yağlı, kuru ya da normal olmasına göre aslında bu tip maskeleri yaparken uygulayacağımız basınç etkili oluyor. Tamam. Yağlı bir cildiniz varsa yağlı olan bölgeye daha yoğun bası uygulayabilirsiniz. Hmm. Gözenekler biraz daha açık olduğu için yağlı cildin olduğu, yani cildin o bölümü daha kalındır. Anladım. Gözenekler daha açıktır. Orada baskımız biraz fazla olabilir. Ama kuru bir cildimiz varsa daha hassas davranmak lazım. Zaten her an çatır çutur zaten. Aynen öyle. Çok fazla baskı uygulamamak lazım. Çok daha yumuşak ve nar. Normal genel ciltlerde olarak, de normal artık. Aynen. Şu şekilde elimizi aldıktan hemen sonra yine saçları dağılan maskemize yap. Şu şekilde şöyle bakın. Hafif. Peeling yapacağız. Aynen göz öyle. Göz çevresine herhalde getirmiyoruz. Getirmemekte fayda var. Çünkü gözlerimiz çok hassas. Burun kenarları, çene o burun daha çok. Burun kenarı da şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi hepimizin en çok temizlemeyi sevdiği yer burun üstümüzdür. Çünkü siyah noktalar çok fazladır. Evet, orada birikir. Zannederiz ki böyle çok oraya baskı yaptığımızda çok daha fazla temizleniyor. Evet. Aslında en çok hasarı verdiğimiz yer de burun kenarlarıdır. Evet. Dolayısıyla oraya da yine çok hassas ve narin bir şekilde bası uygulayarak uygulama yapabiliriz. Yine aynı şekilde çene bölgesi ve çenenin alt kısımları da bu maskeyi uygularken bası yapabileceğimiz yerlerden biri. Şimdi çok güzel. Sonrasında şundan birazcık bahsedelim istiyorum. Tabii. Az önce kaş üstü aldık, hafif kaşımızın altına aldık, bıyık üstü aldık ama yüzümüzdeki tüyler bunlarla da sınırlı değil. Başka nerelerde kullanabiliriz mesela? Pratik. Evet. Mesela şimdi, şu kısımlarda da mesela değil mi olabiliyor? Favori kısımlarında da tüyler en çok, olabiliyor. En çok benim karşılaştığım şeylerden bir tanesi ve soru olarak da çok fazla aldığım sorulardan biri bu. Hı. Şimdi o zaman bunu bağlayalım çünkü cildin temiz olması lazım. Tamam. Yüze uygulayacağımız bu tip tüylerden nasıl kurtulabiliriz bakım önerilerinde. Hı hı. Cildimizi temizledik ve temiz ve kuru bir cilde. Hı hı. Özellikle hanımefendilerin en çok işte kulak çevresinde yanaklarda tüyleri vardır. Hı hı. Keza gençlerin ergenlik döneminde erkek çocuklarının yine yanak üstünde çok rahatsız olduğu tüyler vardır. Hı. Yanı sıra da genç kızların çenelerinde tam ergenlik dönemiyle başlayan tüylenmeler olur. Hı. Tabii mutlaka bir uzman doktorun kontrolü sonrasında bunu yine küçük ağda bantlarıyla yapabilirler. Eğer ki büyük alanları çene, faul bölgeleri veya kulak üstünü ağda bantlarıyla aldıklarında ki evdeki en basit ve en güvenilir yöntemdir. Hı hı. Kalan bölümleri de cımbızla şöyle minik bir cımbız alıp küçük küçük parçalar yine kaşın alt kısmında kalanları da bu durumda ağda bantlarında kılın ters yönüne doğru çekerken cımbız da aynı yönde çekmeleri gerekiyor. Ha, bu çok önemli bir detay. Evet. Bir kez daha tekrarlayalım lütfen. Özellikle ağda bandı ya da bu tip ürünler kullandığımızda evet. Yapıştırdık. Tüylerin ters yönüne. Ters yönüne çekiyoruz. Çok hızlı değil çünkü bu sefer cilde zarar veririz. Evet, zaten hassas ürünler de var bu anlamda çok rahatlıkla kullanabilecekleri. Cımbız aldığımızda da cımbızda her bir tuttuğumuz tüyü aynı yönde çekeceğiz. Tüyün yönüne göre çekmemiz evet. Çok çok önemli. Aynen öyle. Tüyleri aldıktan sonra bu bölgeyi nasıl nemlendirebiliriz mesela? Nem çok önemli. Su yani, içmenin, iyi beslenmenin dışında. Birçok ürün kullanabilirler yaşlarına ve cilt tiplerine uygun ama dediğim gibi yine kahve çok rahatlıkla onların cildini nemlendirir. Kantaron yağı gibi evlerinde bulunan ürünlerden fayda sağlayabilirler. Bal ve yoğurt benim çok sevdiğim nemlendirme ürünlerindendir. Biraz aslında mutfaklarında neler var neler yok kurcalarlarsa bal, yoğurt, kahve, zeytinyağı veya yağ türevlerinin bulunduğu birçok ekstra onların hayatını kolaylaştırır. Cilt tipimizi biliyor olmamız tabii çok çok önemli. Hem cilt bakına başlayacak olan yeni genç kızlarımız için evet. Mesela cildinin normal mi, kuru mu, karma mı, yağlı mı olduğunu nasıl anlayabilir? Bunun en basit yolu aslında gece elinizi yüzünüzü yıkadınız güzelce, uyudunuz, uyandınız. Uyandığınız anda elinizle temas ederek cildinize dokunarak anlayabilirsiniz. Mesela şu şekilde yüzünüze dokunduğunuzda burnunuz, alnınız ve çene bölgeniz çok nemli ve yağlıysa, yumuşaksa, kaygansa, yumuşacıksa aynen öyle ya da yanaklarınıza dokunduğunuz daha hani kuruysa, nemli hissetmiyorsanız bilin ki karma bir cilde sahipsiniz ama uyudunuz, uyandınız, sabah kalktınız, yüzünüz gergin, gözlerinizi açıyorsunuz ama göz çevreniz acıyor. Sabah beklemeye gerek yok benim zaten. Yıkadıktan anında sonra benim bütün cildim çok kuru. O zaman hem hassas hem de ne kuru bir cilde sahipsiniz. Ne önerirsiniz mesela gerçekten? Çok kuru ciltleri nemlendirmek için sadece kahve mi yoksa farklı bir şey de önerebilir misiniz? Aslına bakarsanız bu çok çok kuru bir cilt ise kesinlikle mutlaka ekstra desteklere ihtiyaç olan bir cilt demektir ama bol su tüketimi çok önemli. Evet. Suyla çok temas etmemek de gerekiyor. Hani nasıl saçımızı çok yıkarsak yağlılığı, sebum dengesine zarar veririz. Aslında cildi de mesela
kuru cilde olan birçok kişinin yaptığı en büyük hatadır. Çok yüzünü yıkamak ister. Bazen de aslında cildi kuru değildir. Çok temizdir, çok hassastır, çok temizlemeyi seviyordur cildini. Evet. Ne kadar çok yıkarsa doğru, o kadar cildi doğru, kurur. Doğru. Biraz da bırakmak lazım. Siyah noktalar neden oluşuyor peki? Yani sadece kirlilik mi? Sadece hava kirliliği mi? Yoksa cildi... Gözeneklerin açıklığı. Gözenekler tamamen. Açık olduğu için evet. Oraya kirler mi aynen, doluyor? En kirlilik. Büyük sorunlardan evet. Bir tanesi mesela bu. Ne önerebilirsiniz? Doğru temizleme rutinlerini aslında bilmek siyah noktaların oluşumunu çok engeller. Yağlı bir cilde sahipse zaten ve gözenekleri açıksa biraz da genetik olarak cilt dokusu burada çok rahat görürüz. Mesela herkesin yanakları ve burun üstü gözenekleri nokta nokta açıksa bu kişinin evet, siyah evet. Noktasının olmama evet. Şansı maalesef yok. Yok değil mi? Evet. Temizlik bu anlamda da çok çok evet. Önemli. Doğru sevgili temizlik. Dilem Özkan'a çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiği ederim, değerli bilgiler için. Sizi şu taraftan yavaş yavaş uğurluyorum. Ben teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler demek, için. Sevgiler. Biz de hemen Türkiye'nin aşı tablosuna son olarak yayınımızı kapatmadan önce dilerseniz birlikte bakalım. 29 Ocak 2021 tarihinde yani bugün saat 12.39 itibariyle Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 1.793.900. Dilerseniz 3 büyük şehrimize de hemen hızlıca bakalım. Başka şehirlere de bakalım aslında aynen sadece. Mesela Antalya'da şu ana kadar 56.706 kişi aşılanmış aynı zamanda. Başka nereye bakabiliriz? Trabzon'da da şu anda aşı yapılan kişi sayısı 23.740 olarak şu dakika itibariyle açıklanmış. Bir de son olarak Diyarbakır şehrimizde aşı yapılan kişi sayısı 23.858. Yerli aşı ile ilgili son bir gelişme var. O haberi sizle paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuştu ve yerli aşılarla ilgili bu aşılar yurt dışında çalışanların benzeri değil. Virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır ifadesini kullandım. Ardından da tabii ki mutasyon haberleri tüm dünyadan gelmeye biliyorsunuz devam ediyor. Türkiye'de var mı? Bazı şehirlerde görüldü, karantina altına alındı vesaire ama mutasyonun ilk görüntüleri geldi. Ekranlarınıza gelsin dilerseniz o da. İngiltere'nin güneyinden başlayarak birçok ülkeye maalesef sıçrayan koronavirüs mutasyonu Rus bilim insanları tarafından ilk kez görüntülendi. İşte o görüntülerde şu anda ekranlarınızda inşallah bu kendisini ilk ve son görüşümüz olur diyorum ve reklamlara gidiyorum. Buyurun efendim. Evet efendim güzel bir haftanın ve Çağla'yla yeni bir günün bugünkü bölümünün sonuna geldik efendim. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. O ana dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.